Sevgili TV 264 izleyenleri, Spor 264 programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere bu hafta çarşamba günü olması sebebiyle programımızı bu akşama aldık. Önümüzdeki iki haftada hafta içi olacağından yine hafta içi programlarımızla sizlerle birlikte olacağız. Sakaryaspor ligin 5. haftasında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Aslında çıkış ararken çakıldığımız diyebiliriz. Bir sonuç oldu. 90. dakikada Berk İsmail Ünsal'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup ayrıldık. Van Atatürk Stadyumu'ndan. Evet, ilerleyen dakikalarda Mustafa Özbey bizlerle birlikte olacak. Bugün mesai saati olması sebebiyle birazcık geç kaldı. İlerleyen dakikalarda bizlerle birlikte olacak ancak Mesut Çayır bizlerle birlikte şu an. Evet Mesut, hoş geldin demek isterdim. Kötü bir sonuç. Mücadeleyi izledin. İzledim, takip ettik. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani aslında ilk 4 haftada izlediğimiz Sakaryaspor'dan çok bir şey fark yoktu bugünkü maça baktığımızda. Yani belki bir ilk 10-15 dakika hocanın da bugün biliyorsun 4 tane değişiklikle ilk 11'de başladık. Yani özellikle Hasan Bilal ve Alpay kuşaklı değişikliklerle başlamasını aslında ben olumlu olarak buluyorum ama tabii ilk 15-20 dakikalık o bize biraz hani maçın gidişatına göre umut veren bir Sakaryaspor izliyoruz. Belki biraz bir şeyler yapabileceğimizi tahmin ettiğimiz bir maçta. Maalesef 20. dakikadan sonra yine oyundan düşen bir Sakaryaspor vardı. Tabii ilk yarıda bugün ilk defa ilk 11'de şans buluyor. Hasan olsun, işte Alpay olsun. Ama ikisinin de sakatlanması, özellikle Hasan Bilal'in sakatlanması bence oyunun gidişatı açısından bizi biraz olumsuz yönde etkiledi. Yani ilk yarıda zaten hatta yani bizim pozisyonumuz yok diyebiliriz ilk yarı için. Oğuz'un çıkardığı çok güzel bir top vardı. Yani Van Spor aslında devreye önünüze girebilirdi. Ama biz biraz şansımıza ister istemez öyle bir... Bu arada Mustafa abi de hoş geldin. Evet, bu sırada da Mustafa Özbey de stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldin Mustafa abi. Seni bölmeyelim. Verimsiz geçen bir ilk yarının ardından ikinci yarı yine belki bir değişiklik bir şey olabilir mi diye bekliyorduk ama ikinci yarı yine maalesef umduğumuz bir Sakaryaspor yine yoktu sahada. Yani aslında kaçta girmişti? 70-75 dakikada. Bir belki İsmail'in pozisyonunu da kalecinin çıkardığı şutu saymazsak. Yani neredeyse yine 90 dakikayı pozisyonsuz bitirdiğimiz bir 90 dakika. Peki sana şunu sorayım. İsmail Hoca kadroda gerçek anlamda bir kesik attı. Bugün bayağı bir... Oyunun aslında dönmesindeki sebep de Hasan Bilal'in ve Hasan Bilal'in özellikle Alpay'ın. Yani özellikle Hasan Bilal'den sonra bir oyun üstünlüğünü de bıraktık rakibe. Hasan Bilal çıktıktan sonra dediğim gibi o aslında maça da güzel de başlamıştı. Yani dediğim gibi onun çıkması oyunumuzu da olumsuz etkiledi. Aslında Alpay'ın da ben kötü başladığını düşünmüyorum maça ama artık yani bilmiyorum talihsizlik midir, şanssızlık mıdır üst üste bir süre içerisinde iki oyuncuyu birden kaybetmek zorunda kaldık. Bu da bizi tabii olumsuz etkiledi. Ama yani onun haricinde hoca belki maça aslında dediğimiz gibi belki bir iki ufak dokunuşlarla biraz farklı bir Sakaryaspor izleteceğini sinyalini verir gibi olmuştu ama yani diyorum ilk 4 maçtan çok da aslında oyunun geneline baktığımızda fark eden yine bizim beklentimizi çok uzağında kalan bir Sakaryaspor vardı. Yine 90 dakikayı pozisyonsuz geçirdik diyebiliriz aslında yani bir nevi baktığın zaman. İşte duran toplara daha çok tehlike yaratmaya çalıştık. Onda da eserimiz maalesef sonucu elde edemedik. Çok da talihsiz bir gol oldu 90 dakikada. Yani dediğim gibi yine bir hayal kırıklığı maalesef. 5 haftadır sanırım 3 golümüz var değil mi Erhan? Yanlış hatırlamıyorsam. Tabii 3 evet. Golümüz var. 5 haftadır 3 gol atan neredeyse hiç yani toplasam belki 5-6 pozisyona bile bu 5 maçta giremeyen pozisyon etmekte sıkıntı çeken, hala da yani futbol anlamında çok da fazla bir şeyler vermeyen bir Sakaryaspor var. Yani şimdi buna tabii program içinde ne bileyim detayını konuşuruz ama yani gidişat pek de bu maçtan da gördüğümüz kadarıyla olumsuz bir hava maalesef hala üzerimizde devam ediyor. Yani taraftar da iyiden iyiye ikiye ayrılmış durumda şu an. Hani Sakaryaspor'u değil tarafları tutmaya başladık. Ya taraftar da haklı çünkü 4 haftadır. Yani son 4 hafta, hatta ilk hafta da kazandığımız halde çok da iyi değil. Belki ama yani şimdi sonuçlar da bu şekilde devam ettiği sürece taraftan tepkisi tabii doğal olarak gelmeye devam edecektir. Ya bölünme demeyelim aslında da ya insanlar da haklı. Çünkü fikir ayrılığını düşünüyor. Tabii illaki olacaktır. Çünkü insanların beklentisi var. Yani artık kötü sonuçlar arka arkaya geldiği için de tabii ister istemez bir hayal kırıklığı da oluştu. Ya çünkü ligin daha 5. haftasındayız belki çok erken ama biz yukarıdan da çok çabuk kopmaya başladık yani baktığın zaman. Belki diyorsunuz hani daha çok maç var. Önümüzde daha yani uzun bir maraton var ama biz bu puan kayıplarına devam ettiğimiz sürece psikolojik olarak da bunun yansıması bize olumsuz olarak dönecektir. Ki dediğin gibi yani taraftarda bir yani tepkinin haricinde bir karamsar bir hava oluşmaya başladı. Bence en büyük sıkıntı, en büyük tehlike de bu aslında bizim için. Evet, Mustafa abi de stüdyomuzda. Hoş geldin Mustafa abi, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Değerli
mesai ben, falan. Ben izleyenlerimize mesai yoğunluğunun olduğunu ifade ettim abi. Hani sen kusura bakma izleyenleri bekletmemek adına biz de başladık. Abi sen gelmişken senden de bir yorum alacağım ama onun öncesinde rejideki arkadaşlardan rica edeyim. Bir toplu sonuçlarla puan durumunu bir görelim. Rakiplerimiz neler yapmış? Nasıl bir şablon şekillenmiş zirvede? Sakaryaspor ne durumda? Bunları görelim. Önce fikstürden başlayalım. Fikstürün ardından ise puan durumunu veririz arkadaşlar. Şimdi onlar da hazırlandığını ifade ediyorlar. Mustafa abi çok şıksın bugün. Yok, bu arada hazırlıklı çok daha hazırlık yapamadık. Ben seni balla keseyim abi. O sırada sen de mikrofonunu açarsan çok seviniriz. Ben de puan durumunu söyleyeyim. Van Spor, Sakaryaspor mücadelesini zaten biliyorsunuz. Pazar Spor, Sivas Belediyespor karşısında 4-2 kendi evinde üstün geldi. Tarsus İdman Yurdu 3, Bodrum Spor 2, Etimesgut Belediyesi 1, Elazığ 2, Kastamonu 1, Pendik Spor 4. Pendik Spor'da bir teknik direktör değişikliğinden sonra bu evet, kan değişimi işe yaramış görünüyor. Kardemir Karabük 0, Serik 2, 1922 Konya Spor 0, Mamak deplasmanda 1-0 galip gelmiş. Eyüp Spor kendi evinde Kırşehir karşısında 2-1 üstün. Turgutlu Spor 1-0 Bayburt karşısında üstün gelmiş ve Kırklareli Karacabey Belediyespor 2-0 yenmiş. Bir de dilerseniz puan durumuna bakalım nasıl bir zirvede şekillenme oldu. Evet, aynı yerde puan durumuna da bakalım. Turgutlu Spor, tam ekran verirsek izleyenlerimiz de daha iyi görür. Turgutlu Spor 15 puanla ligin zirvesinde. Serik Belediyespor takibini sürdürüyor 11 puanla. Karacabey 3. sırada 11 puanla, düzeltiyorum 10 puanla. Aynı puana sahip Eyüp Spor da 4. sırada. Sonrasındaki sıralama ise Kırklareli Spor, Mamak, Tarsus, Van Spor, Elazığ, Etimesgut, Pendik Spor, Kırşehir, Sakarya Spor, Pazar Spor, Bodrum Spor, Bayburt, Karatay, Terma, 1922 Konya Spor, Sivas Belediye Spor, Kastamonu Spor ve Kardemir Karabük Spor. Kastamonu'da aslında onlar da bir problemle başladılar. Ligin dibine şu anki haliyle biraz düşme adaylarından bir gözüküyor. Durumdalar şu an. Bu yıl bir de 4 takım düşecekti değil mi? 4 takım düşecek. Bizim gruptan 4 takım. Yani orada yani toparlayacağını düşünüyorum. Kastamonu yatırım yapılan bir camia sonuçta. Son 2-3 yıldır playofflara kadar giriyor. İyi bir yatırımın sonrası. İlk sezon özellikle bize en zorlayan takımlardan birisiydi biliyorsun. Yani iki sezonda da sürekli Kastamonu'yla çekiştik diyebiliriz. Yani Turgutlu Spor'un bu önlenemez yükselişi sürüyor. İlk 3 sıra yine bakıyor Turgutlu, Serik, Karacabey hepsi alt ligden gelen takımlar. Turgutlu Spor yani maşallah mı diyelim artık bilmiyorum. 5 maçta sadece bir gol yemişler. 5'te 5 çok güzel bir istatistik. Bugün herhalde bir Kırklareli'nin Karacabey karşısında aldığı galibiyeti aslında biraz beni şaşırttı en azından. Yani ben Karacabey'in o maçı kazanacağını düşünüyordum ama Eyüp Spor ya yine tahminlerimizden çok fark yok. Zirvenin güçlü adaylarından. Yani şurada herhalde 13. sıraya baktığında Sakaryaspor'un orada olması aslında sıkıntılı bir durum. Bizi şaşırtan ya da üzen durum. Onun haricinde yani tabloya baktığında aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin ettiğimiz de diyebiliriz. Belki Turgutlu'nun bu 5'te 5 yapması, bu şekilde bir çıkış yapması pek beklenilen, tahmin edilen bir şey değildi ama tabii bizim durumumuz da çok tahmin edilebilir durum değildi. İnşallah biz de çok daha fazla geriye düşmeden çok fark, kaç puan fark oldu şu anda? Sanırım herhalde bir 9 puan var. 9 puan. Yani şu an 9 var. 9 puan. 3 maç fark ama dediğim gibi lazım. Yani işte biz bu şekilde sürekli arka arkaya puan kaybı devam ettiğim sürece o makas ne kadar çok açılırsa daha önceki sezonlarda biliyorsun bunu çok defa yaşadık yani şimdi geriye düşüyoruz 8 puan 9 puan kapatılmayacak fark değil diyoruz ama sürekli bunu dediğimiz sezonların hepsinde de puan farkı kapatana kadar çünkü bu sefer sen puan farkını kapatmak için kazanman lazım kazanıyorsun ama rakibin de kaybetmesi lazım. O yüzden bizim çok daha fazla aslında herhalde dedim Mustafa abi bir 5 haftada aslında ligin belki önemli bir kısmında cepten yiyebiliriz dediğimiz puanları biz son 4 haftada verdik yani fazlasıyla verdik hem de. Tabii bu şekilde devam edip puan farkının açılması bizim için ilerleyen süreçte bu sefer cepten yeme şansımız da kalmayacak. Kredimizi tamamıyla tükettiğimiz bir durumdayız. İnşallah artık hep temenni ediyoruz sürekli 4 haftadır belki ama Pazarspor maçı Pazarspor'a tam bizim bir asırımız var. Yani artık
sirkelenmemiz gereken de, zamanlar kesinlikle. Dedikçe, haftalar dedikçe sürekli olarak kan kaybediyoruz. Evet Mustafa abi sana da dönelim. Hoş geldin abi. Hoş bulduk tekrar. Senin de maçı izlediğini tahmin ediyoruz abi. Tabii ki. Nasıl bir değerlendirme yapacaksın abi? Vallahi aslında hep aynı nakarat yapmaktan ben aynen abi, maalesef. Güzeli bir. Yani şimdi Sakaryaspor baktığınız zaman, sonuçlara baktığınız zaman, artı oynadığı futbola baktığınız zaman, sahaya çıkan kadroya baktığınız zaman ben mesela bugün hayretler içinde kaldım. Kadroda mı abi yoksa? Kadroda. Yani nedir? Deneme yanılma. Ben her gün antrenman yapıyorum. Benim futbolcularım belli kardeşim. Yani ana oyuncu belki belli. Hasan Bilal yine belki olabilir de. Olabilir bak. Hasan Bilal oynadı, kötü oynamadı zaten. İyi oynadı. Aynen iyi de başlamıştı o şanssız maalesef. Konuşulacak çok şey var. Tabii. Yalnız niye sakatlandı? Darbe almadan bir futbolcu sakatlanıyorsa, bir sahada kalıyorsa belirli nedenleri vardır. İkisi de aynı bir de. Alpay'da Hasan Bilal görüşü. İki. Şimdi bir hafta önce yani 3 gün önce aynen, bir hafta önce derken Kırklareli Spor ki rezil oynadı. Sabaha kadar oynasın gol atamaz dediğimiz takım. Tabii. Bu hafta Karacabey'i bir favorisi. Ya favorim flash takımlarına öyle demiştik ama. Şimdi geçen hafta Pazar Spor'a 2-0 yenilen. Aynen. Van Spor. Aynı bakın. Aynı kadroyla sahaya çıktı arkadaşlar. Aynen ilk 11'de bir değişiklik yoktu. Tamam. Kadroda bir tane değişiklik yok. Bir tek değişiklik kulübede. Hoca değişikliği var. Hoca değişikliği var. Serhat Hoca geldi. Hı-hı. İşte diğer hoca gitti. Serkan Hoca gitti. Aynen. İkisinde de ilginç olan TFF sitesinde veya işte sözleşmesinde aynen. Başka isim, kulübede başka isim. Geçen hafta. Kırklareli maçının benzeri oldu. Pekala Sakaryaspor ne yapmış? 4 tane farklı isimde. Van'a gitmişiz. 4 oyuncu birden. Kusura bakma kardeşim. Ben hazırlık maçı yapıyorum. Deneme yanılma. Yani antrenmanı niye yapıyorum? Böyle bir şey işte. Kadroyu çok oynamak biraz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki İsmail Hoca hala takıldığı bir yer var demek ki. Yani takıntılı o. Geçen haftaki şeyde futbolcularda da olabilir. Bizde de olabilir demiş. Günah, suç bizde de olabilir dediğinde benim aklıma geçmiş sezon hani gittiği sezon geldi. 14 galibiyet serisiydi benim yanlış hatırlamıyorsam. 13-14 maç aynen abi. Sadece bir beraberlik vardı galiba. Orada bile futbolcuya dayalı bir sistem olduğundan dolayı gittiğini biliyorum. Yani başarılı bir hoca. Gitmiş ayrılmıştı. Şaban Yıldırım gelmişti yerine. Yanılmıyorum değil mi arkadaşlar? Doğru evet abi. Pekala. Oyuncuların bir kısmı burada. O tabii. Kalan oyuncuların. O zaman bir kısmı dedim. Yani, dememiz yanlış olur. Defans pandemiyle birlikte yani kaleci onun dışında birçok hani Berk de tamam. Berk ya en azından 4-5-6 isim aşağı yukarı var ya. Yani hani iskelet diyebiliriz. Tabii hani. Veya var yok önemli değil. Geldik kriz bakın ben ne dedim burada? Benim tek korkum İsmail Ertekin'in kriz yönetmeyeki zaafı dedim mi? Dedim. Yani bunu bildiğimden falan değil. Geçmişteki ders çıkararak bunu görerek söyledim zaten. Şimdi kardeşim hazırlık maçlarında oynadık. Kimin ne kadar verimli olup verimli olmadığı ben mesela şunu söylerim. Bilimsel işte şey, laktok testlerine işte bilmem kan testlerine işte kondisyon testlerine taraftarım. İstatistikler doğru ama bu istatistikler genelde maçtan sonra yani çıkar ortaya. Umulmadık şeyler de çıkar tabii, maçta. Beklenmedik istatistikler i̇şte, karşı karşıya. Berk İsmail'in kendi kasına gol atacağı istatistikler de yazmıyordu ki. Örnek veriyorum. Bu gelişir. Andır. Futbol zaten andır. Aynen. 90 dakikada sevinç var. Üniversite gibidir. Bir hayattır ya 90 dakika. Sevinç var, üzüntü var. Kavga var, hırs var. Her şey var. Düşme var, kalkma var. Burada benim hocamın artık yine söylüyorum. Antrenman futbolcusuyla maç futbolcusu ayırt edip yani bu kadar oynaması hoş değil kadroyla. Yani radikal değişiklikler. Ama şöyle de bir şey var abi. Şu doktora sana katılmıyorum. Hani tabii ki de bir istikrar oturtması lazım. Mesela ilk 3 hafta yani, hocayı şu noktada eleştirmiştik. Hani bir oynama yapılabilir mi diye eleştirmiştik. Sahada, tabii ilk Oğuzhan'ın o sıra olmaması, tabii. Tamamlayayım abi. Oğuzhan'ın o sıra olmaması hani elini kısıtlamıştı. İlk 3 hafta sabit bir kadroyla oynadı. Şimdi bizim defansta değil yani orta sahadan bu tarafa değil de çizgiden ilerisinde bir problemimiz var. Maalesef. Ali Özgün'le hani o en azından ilk maçta hani Berk'ten bir tık bir gömlek daha iyiyim mesajını verdi. O aldı formayı.
Ama Mehmet Boztepe devrim çok radikal geldi bana. Hani devrimin direkt kesilmesi ama onun dışında hoca direkt değiştirdi. Ucum dedik, Hakan Aslan Taş değiştirildi. Alpay sakatlanmasaydı bence götürürdü. Bence çok daha yani etkili kullanırdı Kore'yi. Şanssız ve talihsiz bir sakatlıktı. Maalesef. Hasan Bilal de çok iyi başladı bir maç. Benim geçen sene Sivas Belediyespor maçını andırdı. Hani orada çok etkili oynamıştı. Her aldığı pozisyonla sürekli içeride pozisyon yaratması. Burada da öyleydi. Hatta iki pozisyon üst üste yakaladığımız hazırlayıcısı da oydu. Alpay'ın sakatlanma çıkması tabii kötü oldu ama özellikle Hasan Bilal'in işte yani talihsizlik olup son haftalara baktığımızda en iyi futbol oynadı Sakaryaspor. En agresif. Evet, futbol olarak düzelme var. Bakın en hızlı. Evet, şu an istediği sonucu elde edemedi. En hızlı oyunu oynadı. Bal yapmaya en çabuk oyunu oynadı. Ama arkadaşlar bak şimdi çiçeği bulduk ama şimdi ben sizin gibi düşünemiyorum. Neden düşünemiyorum? Tabii ki her fikir fikirler çarpışacak. Havada da çarpışacak. Yerde de çarpışacak. Ama şimdi Ümit Yasin oynadı. Ümit Yasin, Berkay Can zaten birbirini işlemleri tanıyan oyuncular. Amenna. Ancak Sakaryaspor kapanırken de çok pozisyon veriyor. Aşık oynarken zaten veriyor. Maalesef. Bakın şimdi. Şimdi ileride değil sorun bir tek. Yanılıyoruz. Niye yanılıyoruz? Hayır, örnek veriyorum. Şunu anlatmaya çalıştım. Hani defansımızın birazcık daha hücuma göre idare edilebilir olduğu. Yanı var. Yani %60'a %40, %70'e tamam. %30 diyebilirim. Ama bir bütün bak. Antrenmanlarda da böyledir arkadaşlar. Bireysel taktik çalışması vardır. Grupsal vardır. Takımsal vardır. Özel çalışmalar da bireysel özel çalışmalar vardır. İşte mesela Kırklareli Spor'u ne dedim geçen hafta? En iyi yaptığı işi söylüyorum adamların. Yani bir şey yapmadılar. Yani üretken değillerdi. Hiçbir şey üretmeden adamlar 90 dakikayı tamamladı. Bir puanı şampiyon olmuş tabii, gibi sevindi adam. Bir puan içinde. Sakaryaspor'dan bir puan aldı. Ama yaptığı sahada bir çek kaymalar ve parselasyon. Aynen. Mücadele. Bunda bir puan aldı. Pekala senin bütçenin yaptığın transferlerin üçte biri belki. Tut baktığınız zaman bedellerine, rakamlarına. Birçok ben şimdi futbolcunun rakamlarını bilmiyorum. Nereye geleceğiz? Geldiğimiz nokta şu. Benim şimdi ilk 45 dakikada fena top oynamıyoruz. Evet. Hasan Bilal'la gidiyoruz. Tehlikeler, soldan bindirmeler var. Sağdan çok az. Aynen. Ama adamların sol kanadından geldiği zaferle inanın bana ki 38 yaşındaki Yaser'le oynuyor. Doğru mu? Aynen. Bakın Yaser'le oynuyor. Yani normalde tabii mücadele gücü sıfır bir adamla oynuyor. Ama sol taraftan yani sağ kanattan Sakaryaspor'un sağ tarafını felç ettiler. Hakan'ın kanadı. Tem oldu. O taban oldu orası. Aynen. Yani bizim takım halinde dengeyi kuramadığımız zaman bir tane halka gittiği aksadığı zaman aksıyor zaman, kardeşim. Aynen. Yani bunun futbol takım oyunu. Bireysel spor olsa, jimnastik, tenis olur, atletizm, tenis olsa amenna. Herkes bireysel yapsın diyeceğiz. Ama şimdi burada yine söylüyorum. Bakın Kırklareli Spor'un kadrosuna bakmadım. Baksak aynı kadro çıkmıştır biliyor musunuz? Çıkamamışlar, ayrı bir kadrosu yok çünkü adamların. Bizim kadar bir alternatif yok en azından. Gelmiş Karacabey'i yenmiş, doğru mu? Aynen. Bugün 2-0'lık. Gelmiş koşan sürpriz bir takım. Aynen. Karacabey'i yeniyor. Ben yine söylüyorum. Baktığım zaman Van Spor kötü oynamadı. Van Spor'un en iyi yeri de orta sahası. Hareketli, dinamik, dengeli futbol oynuyor, üretiyor, adamı yükseltiyor, araya bırakıyor. Sefa diye bir adamları var. Onu zaten izlerken Sefa, yemin ediyorum maçın bence en iyisi de bu. Tabii canım, tek başına aldı, çaldı, aynen, oynadı, oynattı. Şut özelliği çok fazla. Şut attı. Ha Sakarya, bakın direkten dönen adamların defansa çarparak da olsa. Aynen, defansa çarparak. Tamam. Pozisyonları var mı? Var. Beceriksiz oldukları için o pozisyonları çeviremiyorlar. Net pozisyonları var yine. Zafer'le yakaladılar. Neredeyse Üzeyir'le yakaladılar. Bayağı ya bizden çok fazla pozisyon. Şimdi özete de geçeceğiz yavaştan. Evet. Şöyle bak, yapalım. Seyrettiğimizde görürüz zaten evet. Onları. Arkadaşlar özet görüntüsünü hazırlasınlar. Ben o sırada gelen yorumları okuyayım. Birazcık yorumlar birikti. Yine ilginiz için teşekkür ederim. Bir kez daha hatırlatayım. Sosyal medya üzerinden bizleri takip edip soru ve görüşlerinizi yazabilirsiniz. Ya da TV264 WhatsApp hattına aşağıda da numarası da geçiyor. Oradan da bizlere ulaşabilirsiniz. Birkaç yoruma bakalım. Serkan Bulut
Yine bir yakınış. Akbulut. Sizin de siz de desteklediniz Cevat Ekşi'yi. Bu tabloda sizin de payınız var demiş. Hakan Akmaral da aynı sistemde bulunmuş. Harcanan paralara yazık demiş. Anıl Demir, biz İsmail Hoca için forvete dönüp skor üstünlüğünü ele geçirmesini beklerken o Caner'i oyuna sokarak çift ön libero'ya dönüp maçı verdi. Maçın özeti bu, hocanın zihniyeti bu demiş. Yalnız burada yanılgı var. Caner çift ileri attı. Oynatmadı. Evet. Ön libero olarak koymadı. Hani tabii ki de Caner'in orijinal mevkisi ön libero olabilir ama bu oyuncu oyunu aldığınızda iki ön libero oynadığınız anlamına gelmez. Hatta geçen hafta programımızı izleyen insanlar varsa, izleyenlerimiz varsa, Mustafa abinin Fatih Terim, Ryan Donk örneği var. Arkadaşlar daha özeti oynatmayalım. Bekleyelim. Tam ekran veririz. Diğer VTR'yi verebilirsiniz. Ryan Donk örneği vardı abi senin. Hani bir stoperi forvete alma örneği. Hani burada da aynı zihniyet var aslında. Kesinlikle. Devam edelim. Mert Sakaryalı, sezon sonunda Karabük'ün altına düşebilir miyiz diye düşünüyorum demiş. Karamsar düşünceler gelmeye başladı. Osman Cimbat yazmış. Yine Mert Sakaryalı yazmış. Erhan Bey, Mustafa Bey söyler misiniz? Bu kadar vatandaş sonuç bekliyor. İcraat istiyoruz. Bedava, bol keseden kimse konuşmasın. İstifa çağrısı yapsın. Bakalım demiş. Kredisi bitti. Bizi istifa ettirmeye gerek yok yani. Bu hal ne olacak diyen bir izleyenimiz var. Ya hakaretler var sürekli hocalara, futbolculara. Şimdi okurken zorlanıyorum. Haydar Pala, yönetim hala istifa etmedi mi demiş. Yani sağı solu tutmaktan Sakaryaspor'u desteklediğimizi unuttuk. Üzücü olan kısım bu. Yani eğer bir taraf varsa yeşil ve siyah kısmına sarılmanızı tavsiye ediyorum. Başka kişilere değil, çünkü Sakaryaspor kişilerin üzerine kurulu değil, çok daha farklı, büyük bir camia. Camiayı desteklememiz lazım. Bazen gelen yorumlara baktığımda sanki bu başarısızlıktan mutlu oluyormuşuz hissi uyandırıyor bizlere. Yani bu başarısızlıktan mutsuz olmalıyız. O zaman başarılarına malzeme veriyorlar zaten. İşte dediğimiz çıktı cümlesini kurabilmek adına bunları yapmamalıyız. Ne diyebiliriz ki yani, bu futbolun doğasında olan bir şey. Kazandık, kaybettik ama her zaman söylediğimiz gibi asıl olan Sakaryaspor'dur. Evet, şu ana kadar sportif açıdan başarısızız, kabul. Transferler henüz aşı tutmadı ya da faydalı değil. Bu tartışılabilir, değerlendirilebilir. Ama biz Sakaryasporluyuz. Sizler keza öyle. Hani belki fazla sevmenizden kaynaklı olarak fazla agresif davranıyorsunuz. Fazla duygusal davranıyorsunuz ama yani burada kimse Sakaryaspor başarısı olsun diye mücadele etmiyor. Gerek bizler, gerek futbolcular, gerek yönetim, gerek taraftar. Yani birazcık daha hani sağı solu Ahmet'i Mehmet'i tutmaktansa Sakaryaspor tutmaya sürdürmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, özet görüntüsünü tam ekran verelim dilerseniz Serdar abi. Bir karşılaşmaya bakalım, nasıl bir mücadele oldu. Sonrasında pozisyonlar nezdinde karşılaşmayı değerlendirmeye geçelim. Thank you.
Sikol, sikol! Yürü aslanlarım! Evet, karşılaşmanın özet görüntüsünü izledik. Talihsiz bir pozisyonla, talihsiz bir şekilde ne yazık ki 1-0 mağlup ayrıldık. Hani Berk İsmail de maç sonrası da çok üzüldü. Çok şanssız. Hatta o görüntüler de var elimizde. Serdar abi hazırlarsa eğer Berk İsmail'in üzüldüğü anları, maç sonu, o anları da izleyelim. Yani bir futbolcu için kendi kalitesini atmak kadar kötü bir durum olamaz. Bir de forvet için herhalde daha bir de zamanlama. Birinci dakikada atarsın. Tabii. İşte 90 çok kritik. Son dakikalarda aynen attığınız zaman rakip bilhassa çıkartmak zor. Kendi kendinize attığınız an takım oynatalım aynı zamanda. Yani görüyorsunuz Berk İsmail. Bir de üzerine yani psikolojik olarak bir baskı vardı zaten. Baskı tabii durumda. Bütün bunlar üst üste geliyor doğal olarak. Kötü de başladı bir sezonda mesela, böyle bir talihsiz. Mesela demin taraftarlarımız söylüyor ya, oydu buydu. Tabii insanlar yine söylüyorum, empati yapmayı pek beceremiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, o zaman birileri der ki acaba mahsus mu oynamıyor bu futbolcular, birileri mi oynatmıyor? Böyle zaman bilelim zaman konuşuluyor bu tür dedikodular. Tabii. Yani böyle bir geçmiş dönemlerde de oldu bu, yakın zamanda da oldu, eski uzak dönemlerde de oldu. Şimdi siz basit olarak ya dünyadan bir haberiz toplum olarak ya yakınımızda olan basit olarak söylüyorum. Fenerbahçe, koskoca Fenerbahçe Ali Koç Aziz Yıldırım'dan sonra göreve geldikten sonra küme düşüyordu neredeyse. Bir önceki sezon tabii. Ekonomi bir önceki sezon önce. Geçen sezon da başarısızdı. Aynen. Ama bu sezon başka hamleler yaptı. Şimdi illa bir camia tabii ki zarar veriyorsa maddi olarak, skorsal olarak başarılı olamıyorlarsa bu tercihler değiştirilebilir. Yönetimler hani ben bir avukat tuttum başarısızsa azlettiğim gibi yönetimler de kalıcı aynen değildir. Ama biz artık son yıllarda bir yılda 4 mevsim var. 4 mevsimde seçim yapacağız. Böyle bir dünyada yok. Sakaryaspor zaten bu seçim bu sezon bile seçim yüzünden biz zaten aslında bir ya zamanlamalar yüzünden bu ceremeleri çekiyoruz. Kamplara, transferlere aynen geç kalıyoruz. Ama burada tabii şunu söyleyelim. Sakaryaspor'un yine söylediğim gibi yani onun peşine şimdi ben iddia ediyorum hiç kimse kimsenin maaşlı elemanı değil veya gönülden bağ sevgi ayrı şeydir ama ortada var olan gerçekler vardır. Tabii. Kişilerin ben burada hiçbir arkadaşımızın kişilere hizmet edeceğini düşünmüyorum. Burada sevda varsa Sakaryaspor sevdası vardır. Kişisel sevdalar kişisel aşklara girer. Bu platonik olur bilmem ne olur. Bizim genelde Sakaryalıların derdi Sakaryaspor'dur. Zaten Sakaryaspor konuşuyor. Sokakta tabii hala şuraya gelene kadar ben inanın bana yürürken 100 kişi soruyor. Ne olacak bu Sakaryaspor'un hali diye. Yani Sakaryalı'nın konuşacak. İnan bana. Dertleşecek. Psikolojik olarak tabii tedavi olacak başka bir konusu yok ya. Sakaryaspor en fazla gündem olan. Ama bunu da bizler ya işte birileri yüzünden şimdi konuşmak da istemiyorum. Birileri bilmem ne yaptı diye ben birilerini yemcisi, yancısı, küspecisi olacak halim yok yani. Ben doğru bildiklerimi söyleriz. Yani nedir? Ben ne dedim? Önce dedim hakeme mağlup olunca insanlar önce hakeme sallar. Bu maçta hakeme sallanacak bir şey yok. Geçen hafta da penaltımızı vermedi gibi millet tabii diyebilir, maalesef sallayabilir. Maalesef. Maçlar maalesef genel olarak konuşuyorum ben. Hakeme sallıyorsun. Hakem bugün kötü değil. Tamam şimdi kim gidecek? Doğal olarak yönetim, kardeşim bundan önceki yönetimleri de gördük. Yani onunla da playoff'ta elendin. Öbür yönetimle Bursa'da bilet skandalları yaşadık. Öbür dönemde yaşadığımız taraftar otobüse bindi, yönetici almadı. Bu skandalları yaşadık. Yani bunları mı anlatalım biz buradan dönüp dönüp? Yani buradaki asıl olan Sakaryaspor'un iyi olması için yapılması gerekenler. Sakaryaspor ne dedik? Bu bir de güçlük derecesi zayıf maçlar. Bunları alacaksın. 3 maçta 9 puan dedik geçen hafta. Alamıyorsan ben hatta diyecektim Van'a gidince yani 1 puanla bile dönsen Van'dan gelme kardeşim aynen diyeceğimiz kişiler vardır. Maalesef. İnanın bana ben öyle bakıyorum yani bu
Ama bugünkü doğruluğa da konuşmak lazım. Ben bugünkü şartlarda teknik adamlarla oturarak anlaşmadan da teknik adamların istifa edeceğini %99'unu inanmıyorum. Aynı fikir. Bunu net söylüyorum. Bunu da söyleyecek kadar medeni cesaretimiz var yani. Yani istifa kusura bakmasın. Çözüm şu an. Efendim? Şu an İsmail Ertekin istifası çözüm olur mu? Olur. Olur kardeşim. Bence olmaz. Ya o kan bak, değişimi. Ha, olur. Şöyle olmaz. Olur. Ben Mustafa Döncü söyleyeyim. Biz yıllardır hep aynı şeyi yaşıyoruz abi. Şöyle söyleyeyim. Olur. Değişti. Neden olur? Olur. Olmaz diye bir şey yok. Şimdi bizdeki yanlışlık şu. Gelen, yine söyleyeyim. Gelen gideni hep aratır ya. Aratır İsmail Hoca'nın ne? Şu an bulabileceğimiz bir hoca var mı sence? Bir de ilk haftalar kimi getirebiliriz? Haftalar kimi getireceksin o var. Bir de yani ya, şimdi biz... Kardeşim. Abi şimdi geçen sene de değil. Spor, önce, Sakarya sene, Spor. Sene Sakarya Spor. Yine Şaban Yıldırım boştu. Onu mu getirdin? Yok ya. Aynı şeyleri denemek ben her zaman söylüyorum. İki kere. Yok ben ironi yapıyorum abi. Anladım anladım. Şimdi geçen sene şey Mustafa abi. Suat Kaya'ya sence biraz daha şey yapamadık. Tamir edemedik mesela. Şöyle söyleyeyim. Yani sevgili biraz daha aslında... Oradaki bak aslında. Yok yani. Gerçeği konuşayım mı? Ya tamam. Gerçek şu. Bahane oldu. Erhan kardeşim. Suat Kaya. Gerçek şu. Sakarya Spor'un sorunu son yıllarda %100 demiyorum ama %99,9 yönetimsel sorunlar, kronikleşmiş sorunlar. Ama işte her sene bunların bak ilk, hocası al, hocalar sorun, işte, ilk sıkıntı yani, hoca oluyor işte. Hocalık değil. Hani gider bir adam doktora şeye gider ya, muskacıya, cinci hocaya. Tabii. Adam der ki hocalık değilsin sen öbür şeye git. Yani bu tabii şeye espri yapıyoruz ama inan bana Sakaryaspor'un sorunu genelde hocalık değil. Ancak yani İsmail Hoca şimdi kendi söylemlerine baktığımızda o da şey değil. Tutalım diyoruz. Yani tutarlar zaten teşhisi yapıyor belki ama şey diyoruz. Bak kardeşim bana ben tespitlerde ben de doğru yapıyorum. İşte sen de sokaktaki de tespit yapıyorsun. Bizim çözümde sıkıntı orası var. Tespit makamı değil. Ya, tabii o konuda aynı fikirde. Kimse ama, kusura bakmasın. Yani yönetim yani, muhalefet yapma yeri atıyorum ağlama yeri değil. Tabii o konuda aynı fikirde. Hoca şimdi tespit yapıyor. Tespiti malzemeci de yapıyor. Çözüm üretecek olan sensin. Çözüm üreteceksin. O konuda aynı fikirdeyim. Kusura bakma. Mesela bu maçta mesela Canberk'i örnek veriyorum. Canberk'i kademe anlayışını beğendim. Çalışmış demek ki veya çalıştırılmış diye bakarım ben. Canberk'te bir şey var. Var. Canlanma var. Örnek veriyorum. Tabii. Yani burada... Nefes aldığını hatırladık. Efendim? Canberk'in nefes aldığını hatırladık. Canberk aynen bir... İnanın bana. Nefes bırak onu. Şey. Kademeye girdi. Tabii bu mücadele etti. Yani ha önündeki oynayan adamla da belki alakalıydı. Tabii illa. Hasan Bilal ora bakın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi defans hani diyoruz ya defans işte takım defansı dediğimiz şey. Şimdi siz topu atıyorsunuz ileriye. Top orada mı? 3 saniye kalsa futbolcu dinlenecek. 5 saniye kabilse orada Ali veya Berk İsmail veya Hasan Bilal veya Abdülaziz devrim önemli Muhammed değil. Reis orada defansın da dinlenme zamanı olacak. Kesinlikle. Nefes alacak adamlar. Futbol hep oksijensiz ortamda oynanmaz. Sürekli tempoyla kusura bakma. Antrenman dahi bakın. Geçen haftaki söylediğimiz hani o gece saat 7'deki, 19'daki, 20'deki programla alakalı. Bakın en iyi antrenman zaten dinlenme, çalışma dengesini, ahengini sağlayan insanlardır, sağlayan hocalardır. Yani ne zaman ne kadar çalıştıracağını, ne zaman ne kadar dinlendireceğini bilirsen adam kondisyonunu artırır, kendisini kesinlikle geliştirir. Öteki gelişimler farklıdır zaten. Şimdi benim hücumdaki adamım top tutamıyorsa, atıyorum birinci bölgedeki defansım pas yapamıyorsa, orta sahağım boşa çıkamıyorsa, hatlar arasındaki mesafe 60-70 metre oluyorsa orada zaten sorun var. Kimle oynasan sorun var. Yani en kaliteli futbolcu diye de oynatan kesinlikle sorun var. Aynı top gelmiyor şimdi. Ali Özgün'e de gelmiyor. Berk İsmail'e bir tane geldi. O da zaten. Vurdu, kaleciyi çıkarttı örnek verelim. Ama daha çok biz kanallar açmalıyız. Daha çok lojistik destek öne vermeliyiz. Aynen. İlerideki arkadaşlar da daha çabuk, daha seri geri dönmeliler. Sakaryaspor'un en büyük sorunu arkadaşlar hem yaşlı bir futbol takımıyız ama çevik ve hareketli, kuvvetli değil bizim futbolcularımız. Yani birinci vites, ikinci vites, üçü atan belirli oyuncular var. Dördüncü, beşinci vitesle ben oynayan daha görmedim. Abi, beş maç oldu. Benim de şu an gözlemimi söyleyeyim. El freni de var bir tane. Şu an Çağrı Ortakay. Abi Çağrı Ortakay 5 hafta yani hiç... Yani çok beğendiğim bir isimdi. Evet geçen hafta, hani, geçen sezonun en iyi adamlarından. Şu an
kesik yenmesi gereken isimler. En başta gelen isimler. Hani tamam Mehmet Boztepe'de geldiğinden beri kötü. Tamam doğrudur. Ama hani Caner yani geçen Mehmet'in haftaki performansından sonra Çağrı'nın en azından Caner Çağrı değişikliği yani bekliyordum hocadan. Mehmet olur, Muhammed Yeşil olur, Devrim olur. Onların bile belli maçlarda da belli anlarda iyi oynadığını, katkı verdiğini söyleyebilirsin belki ama Çağrı'nın bence 5 maçtır. Ben yani çok neye şaşırıyorum? Yani hazırlık maçında ben mi yanlış gözlemledim bilmiyorum ama yani köşem de gözümün önüne geliyor. Yani o kadar rahat bir Sakaryaspor vardı ki değil mi, çok izlediğim hazırlık maçlarında. Aynen. Yani onun rahatlığı mı? O kadar rahat top oynuyor. Hani pozisyona girmek ötüyor, istiyor hemen pozisyona tabii giriyor, çıkartıyor olmuyor. Yani Ali Özgün aldı orta sahadan gitti, faul yaptı, penaltı kazandı gitti. Mehmet Boztepe aynı. Mehmet Boztepe. Yani lig başladığı gibi bir çöküş başladı. Hani bu sefer şeye de geliyor, izleyenleri de anlıyorum. Umut tacirliği yaptınız diyorlar ama 5 maçtır, 5 maçtır. Hayal satılabiliyor bazen, umut satılabiliyor. Niye? Kandırılabiliyoruz. Yani futbolcu kandırıyor. Hocasını kandırıyor, idmanda taraftarı kandırıyor, tribüne oynuyor. Maalesef. Bazı basını da kandırıyor bazen, zaman zaman diyelim okuyucusunu kandırıyor. Aynen. Yönetimi kandırıyor, yönetim futbolcusunu kandırıyor, paraları vermiyor. Yani ben buradaki Sancaktepe maçında belli bölümden sonraydı o da, ikinci yarı özellikle. Yani hazırlık maçlarında 3 tane hazırlık maçı yaptık. Aynen. Yani kandırmalık bir durum olduğunu düşünmüyorum. Yani, tamam şey deriz, Halide Edip adı var, güçsüz takımdı deriz. Yani Kırklareli Spor'da da şunu gördük, mücadeleyle sahada kalabildiğimizi. Ve hani bir pozisyonda olsa zaten bu ligde o tarz maçlar çok fazla olacak. Tabii, tabii. Yani yine Kırklareli. Geçen hafta da aynıydı. Aynen öyle. Hazırlık maçında olduğu gibi. Bulamadık, berabere bitti. Aynen öyle. Kim bulsaydı kazanacaktık. Gol atan kazanırdı hazırlık zaten. Hazırlık mücadelesinde olsan yine olsan. Aslında hani takdir ilahi mi demek lazım? Hazırlık maçında attı, aynı pozisyonda birazcık daha sakin olsa atamadı. Aynen. Tarsus maçıyla da karıştırıyor olabilirim Oğuzhan'ın pozisyonunu. Düzeltiyorum. Hızlı bir şekilde vurdu altı pasın üzerinden. O Tarsus. Tarsus maçıydı. Düzeltiyorum. Ama Oğuzhan'ın sanki pozisyonu var gibi aklıma geldi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da kazandığımız, yakaladığımız bir pozisyondan golü bulabilsek Kırklareli'nin de kazanacaktık. Vanspor mücadelesinde de şunu söyleyelim. Kaybettik. Takımı burada eleştirebiliriz. Çok doğru. Yani eleştirebileceğimiz isimler var. Çok doğru. Ama geçtiğimiz 4 haftanın da üzerinde bir Sakaryaspor vardı. Mücadele ya en azından yani 60-70'ten sonra duran bir Sakaryaspor görmedik ya da mücadele hızlı başladık. Şimdi Hüseyin Can İyidir Van'da bizim Spor 264 ve Medyabar olarak takibimizi o yaptı. Gerek görüntüler, gerek fotoğraflar, gerek özet görüntüsü. Şimdi uçağa yetişmeye çalışıyordu. Özetle de çok sağlıklı bir ortamda hiç çıkmadı ama Muhammed Reis'te de ilk dakikada bulduğumuz pozisyon var. Ben izlerken size sordum hatta pozisyon atladı mı diye. Çok altı pasın üzerine vurdu, kaleci de iyi çıkarttı. Hani ben buradan takip ettim. Onu atlamış arkadaşlarımız yani teknik bir aksaklıktan dolayı ama maça da çok iyi başladık. Yani ne zaman pozisyonla başladık? Özellikle ilk 15-20 hatta 25. dakikaya kadar 20'ye bayağı, kadar bayağı oyun bizdeydi. Yani, tabii. Yani bunu biz değil, ekranları başındaki bütün herkes söyler. 15'ten sonra zaten oyuna denge geliyor. Evet. Aynen, ondan sonra Van bir işte Arda. Van üstünlüğü aldı, sonra ortada kaldı ama pozisyon olarak Van daha üstünlüğü. Van daha üst pozisyonda tabii. Pozisyon bakın ama oyun mücadelesi olarak baktığımız zaman hani bunu niye söylüyorum? Geçen haftalara göre söylüyorum, koşamayan bir Sakaryaspor vardı ama değişiklikleri eleştirdik daha demin. Bu kadar radikal değişiklikler yapılmaz dedik. Öyle. Ama değişikliklerin de meyvesini aldı İsmail Hoca. Hasan Bilal sakatlanmadı. Şimdi hoca da onu düşünüyor. Kardeşim sakatlanmasaydı beni öyle eleştirin der. Aynen. Ben olsam öyle derim. Hani çok büyük talihsizlik oldu. Hoca açısından talihsizlik oldu. Hasan Bilal adına çok büyük talihsizlik oldu. Özellikle Hasan Bilal oyunda belki kalabilseydi. Ya Mustafa abinin hep söylediği şey vardır yani. Tespit belli. Aynen. Tedavi belli. Aynen. Yani uygulamak lazım. Hoca belki yaptı bunu. Geçen haftadan dersi aldı. Hasan Bilal'i koydu. Abdülaziz'le başladı. Bak Abdülaziz'i eleştiriyoruz. Onda da bir kıpırdanma var. Bu hafta istekliydi. Bu hafta o da istekliydi. Artık hani şunun farkında. Mehmet Boztepe geldiğinde ilk 5 hafta formayı alacağını herhalde. Mesela burada bakın bir şey söyleyeceğim. Devrimi mesela tebrik etmek istiyorum. Nedenini söyleyeceğim. Girdikten sonra da hiç. Şimdi nereye geleceğim? Küsmemiş. Bak şimdi. Küsmeyen profesyonellik futbolcu. Profesyonellik bu. Kusura bakma. Aynen doğrusu bu. Yani sonradan girdim. İşte ben kontrol ederim, şey yaparım, şey yok. Tabii yani. Tabii sakatlanan yerine girdim. Bak. Tabii.
Ben işe demedi. Aynen. Elinden geleni yaptı, mücadele de etti. Allah için. Yani bu görüntüler, bak pozitif görüntüler var Eren kardeşim. Ancak ideal oyunu oynayamıyorsun. Bekledim. Yani saman alevi gibisin. Onu da bıraktık. Abi bak. Üretimde sorun var. Orada araya girince tamamlayamadım kendim. Hani Hasan Bilal'in sakatlanmadığını düşünsek, hoca oradaki teşhisi koyup tedaviyi kendisine göre uyguladı. Yani Hasan Bilal çıkana kadar da orayı iyi kullanıyorduk. Tabii canım. Çabuk adam top taşıyor, seni dinlendiriyor, takımı çıkartıyor, bak çekiyor seni. Türkler'in maçında da aynısını yaptı. Şöyle düşün. Kişi arasından çıktı, dedik ki hani, ben Hasan Bilal'i beğeniyorum. Pırpır dediğimiz bir oyuncu. Final maçına da ben Hasan Bilal'le çıkılması gerektiğini inanıyordum. Yani bilmiyorum, o pandemi sürecinde belki etkilendi, belki etkilenmedi dedim ama Hasan Bilal hani o Covid pozitif çıkmasından kaynaklı olarak Covid-19'un, yani korona olmasından kaynaklı olarak bir kampı kaçırdı. Orada bir geriden gelme durumu var. Yani o ekstra takım zaten 15 gün geriden geliyor. O 20-25 gün yine çalışıyordur. O minyon yapılı biraz da. O kadar birazcık daha tamam, hızı var zaten, mesela tekniğiyle ön plana çıkarmış. Pandemiden çıkar çıkmaz. Bak çıkar çıkmaz İsmail Ertekin hocam en istekli oyuncusu olarak Hasan Bilal'i gösterdi. Aynen. Kardeşim. Doğru. Yani diğerleriyle çalışıyorum ama 14 gün karantinada kalmış Hasan Bilal. Zaten İdmanlardaki isteği ve formundan dolayı, görüntüsünden dolayı oynatmayı düşündüm. Aynen. Valla şu an bu kadroda formayı isteyen, mücadele eden formayı alır. Hiç fark etmez. Tabii o kesin. Bu çünkü kim? Hani ben gerçekten şu noktada hani hiçbir futbolcu hedef göstermek tarzım değil. Ama Çağrı da bir sirkelenip kendine gelmesi gerektiğine inanıyorum. Tamam üstlükten almış olabiliriz. Takımı aynen. Süper Lig'e çıkmış olabilir ama sen 2 sezon önce burada düşmemeye oynayan bir takımın... Bir şey dikkatimi çekti mesela. Yani düşmemeye oynayan bir takıma geldin, şampiyon oldun. Çağrı Muhammed'den daha kalınlaşmış gibi. Bir de Muhammed'den daha da ağır yani. Abi ağır. Ağır. Muhammed ya, daha orada, seri. Yani şu an Çağrı'nın yaptığını ben de yaparım. Al, yana ver. Hayır bu şey değil. Hani doğru. Ben, o golü ben de atarım değil. Tabii. Ya, al, sağa sola yani. Ver. Ya bir de çok o kadar kritik bir hata yaptı ki. Daha önceki maçlarda da var yani, benzer hataları yani bak. Altı pasın üzerinde pas vermeye çalıştı. Ceza sahası adam aldı. Bir pozisyonları falan gibi. Yani bir de çoğu pozisyonu topu kaptırır ama şey de yok. Hani gidip alacak bir gücü de yok ya da o bir reaksiyonu da yok. Ya ben bilmiyorum. Ya özette de vardı diye hatırlıyorum ama İsmail Ertekin görüntüleri izlediği zaman o penaltı pozisyonunda, Tarsus'taki penaltı pozisyonunda koşmayan oyuncuyu ertesi hafta Kırklar eline koyuyorsa bence ve de. Hala buraya yapıyorsa bak İsmail Hoca'yı bu noktada eleştirebilirim. Aynen aynı fikir. Yani bir ceza kesmesi lazım. Yani Rüstem nerede aslında ne olduğunu da bilemiyoruz. Yani haftada bir gün gidiyoruz, keyifler yerinde, iki gülüyorlar. Mesela bana gelen duyumlar var. Yani duyumlar dediğimiz yapısal olarak da zaten ben baktığımda oyuncuların genetik yapılarında tembel oyuncu tipleri çok. Abi herkes ayağıma alsın tarzında. Aynen. Ver bana oynarım. Nasıl olsa ben kaliteyim. Havası daha çok göze çarpıyor. Mesela bir türlü hoca da söylüyor da ama asıl ideal oyuna hiç yaklaşamadık daha. Bence de. Belirli bölüm oynuyoruz bir ideal futbol. Çok kısa bölümlerde. Dengeli futbol, akıllı futbol, doğru futbol oynamaya çalışıyorsun. Birden akort yine kayboluyor. Aynen. Yani akorsuz bir orkestra şefi yok. Akorsuz bir saz gibiyiz. Maçı derken kopartamadık. Yani dengemizi bir türlü götüremiyoruz. Gol de bulamıyorsun. Erken gol bulsan 1-2 yapsan belki. Tabii. 1-2 yapsan belki kendine gelecek. Aynen öyle. Ama 1-2'yi bırak, pozisyon bulmakla zorlanıyorsun. Pozisyon mu işte bizim en büyük sıkıntımız. Yani en büyük sıkıntı pozisyon üretemiyorsun. Yani ha, bunun nedenleri çalışılıyor merak ediyorum mesela. Ben de bilmiyorum. Yani ben artık şunu savunmaya başladım. Yarın da hani bununla ilgili bir haber yapacağım. Madem artık takım taraftarla antrenman gerçekleştirebiliyor, basına tabii, açık olması gerektiğini inanıyorum. Çünkü aynı görmüyoruz. Yani sürekli aynı servisler. İyi niyetlerinden şüphem yok. Hani oradaki Sakaryaspor basına bakan arkadaşlara bir lafım yok ama malzeme olmadığı için onlar basını doyurmaya çalışıyorlar. Yönetimden böyle bir talep var. Haftada bir gün, bu yani, da bir saat yani. Haftanın bir günü gidiyoruz, çarşamba günü. O da hani gerçekten önemli bir şey. İşimiz oldu da mı gidemiyoruz? Ki bu hafta maç vardı, şimdi yine yok. Enteresan. Bir araya gidelim. Arkadaşları uyarıyorlar beni. Kısa bir araya gidelim dilerseniz. Aranın ardından gelelim ama ben şunu söylemeye çalışıyorum.
döndükten sonra hani mesela Burak'ın kesilmesini nasıl değerlendiriyorsunuz gibi birazcık daha mikro eleştiride yapmak istiyorum. Analiz yapmak istiyoruz ama sadece kısa bir aranın ardından bir kez daha buradayız. Evet, kısa bir aranın ardından bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Biraz önce Sakaryaspor deplasmanda kaybettiği Vanspor mücadelesinin özetini sizlerle birlikte izlemiştik. Birazcık daha özet nezdinde konuşabiliriz. Evet Mustafa abi, bu sefer her program olduğu gibi yine senden başlayalım. Özeti de izledik. Sakaryaspor nasıl bir performans yansıttı abi? Hani geçen maçlara nazaran birazcık daha mücadelenin yükseldiğini söyleyebiliriz ama... Evet, daha hareketli gördüm ben. Evet. Biraz daha çabuk düşünüp oynamak istediler mi? Evet. Ancak sorun, zaten içerideki maçlarda da Sakaryaspor deplasmanda oynar gibi oynuyor. Aynen. Normalde. İnanın ama taraflar olmuyor diye öyle oynuyor. Maalesef. Tarafların gazıyla yine burada yükleniyordun. Tabii daha farklı farklı. Doldur boşalt da olsa oynuyordun. Ama biz iki maçta da göremedik. Ne ilk maçında onu gördük. Bu hafta birazcık daha mücadele yükünün arttığını söylemek mümkün. Oraya geleceğim. Mesela Hoca Kırklareli maçında ben aynı düşüncede değilim dedim ya mesela mücadele önünden. Bir kere kim kimle mücadele eder arkadaşlar? Güçsüz takım güçlü takımla veya güçsüz adam güçlü adamla mücadele eder. Doğru mu? Doğrudur. Güçlü adam güçsüz adamla mücadele etmez ki arkadaşlar ya. Şimdi biz mücadele gücümüzü artırdık diyorsun. Nerede oynuyorsun maçı? İç sahada oynuyorsun. Nerede? Sakarya'da oynuyorsun. Aynen. Kimle oynuyorsun? 3 tane Covid olan, ilk 11'deki oyuncusu Covid olan Kırklareli Spor'la oynuyorsun. Senden bir alt klasmanı diyebileceğim rakip türü de yani. Aynen. Her anlamda bakın, hani. Maddi, güçlük derecesi, baktığımız zaman güçlük derecesi zor maçlar daha... Tabii daha gelmedi. Gelmedi. Tabii. Şimdi biz bu maçlarda istediğiniz puanları alamayıp, istediğim oyunu oynayamayıp, istediğim antrenman yapar gibi sonuca gidemeyip, hala gelişeceğim diye bekliyorsan kusura bakma. Kesinlikle. Bu hayal görmek, hayal satmaktır. Aynen öyle abi. Ben yine söylüyorum, 5 hafta oldu. Yani 5 haftada çocuk neredeyse... 5 hafta oldu bile hala bir şey yok abi. Yürümeye başlayacak. Hala tam bir bariz bir belirgin bir değişen bir yok, şey yokken. Yok. Yani batan... takım halinde oyun yok. Hala yok maalesef. Onun için ben tabii oradaki şeyi, hava durumunu dediğim gibi rakım yüksek sorun olabilir ama ben baktım canlı diriydi takım. Yani oradan çok etkilendiğini de zannetmiyorum Eren kardeşim. Bir Tarsus'ta yani, olmamıştır en azından. Bir Tarsus'taki ortam yok. Değil. Alıyor, veriyor, pas yapıyor. Ancak bizim ne ile hikmetse o geri dörtlü ve önündeki arkadaşlar mesela gidin bakın dünyada da buna görebilirsiniz. Türkiye'de başarılı olmuş takımlarda zaten takım halinde oyunda önde olacaksın rakibinden ama onu da bıraktık. Sadece santrofordan gol bekleyen mantalite düşünce olamaz. Yani başarılı ve iyi takım atıyorum Ali Özgün forvet ya Ali Özgün kadar yanındakiler Muhammed Reis, Abdülhamit mesela bugün son haftalara gidin bakın Manisa'yı İnceleyin örnek veriyorum Manisa. Beğenmediğimiz Zahit şov yapıyor. Zahit'i bırak. Sertaç bir kanadı 3-4 gol atmış. Bir kanadı 3-4 gol atmış kardeşim. Şöyle, sen hala 3 gol atmışsın takım halinde. Biri de penaltıdan ya. Biri de penaltıdan. Şunu sormak istiyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Mesela şimdi bana Berkay Özbakan da yazmış. Abi sen oradan bizim sesimiz ol. Cahit Ekşi istifa demiş. Sizce Cahit Ekşi'nin istifasının konuşulacak sürece geldik mi? Bakın, hayır. Bence, ben yine söylüyorum. Önce bir yapılacak işler vardır. Zaten yani önce hoca değiştirirsin. En başta genelde hep hocanın... Ha hocayı kim getirdi? Daha bu başarısızlık kimin eseridir dersen, tabii ki yönetimlerin eseridir. Aynen. Futbolcuları alan da yönetim, hocayı getiren de yönetim. Aşı tutmamış. Tutmuyorsa bir sorumluluğu var. Ancak arkadaşların unuttuğu bir konu var. Bakın, ben yıllardır söylüyorum. Ben söylerken de kimileri tabii saz çalıyor ya da gerçekleri görmek istemiyor. Ya kafalarında bir adam var. Onu da söyleyeyim bazı kesimin. Evet, bu gelsin. Şu gerçek. Hayır. Burak Kuş seçeneği olduğu için taraftarın bir kısmı, yani bunu yüzdeye ayırmak mümkün değil. Ama
şunu düşünen bir kesim var. Cihat Ekşi istifa etsin. Uğur Akkuş zaten duruyor. Uğur Akkuş gelecek. Ne olacak? Bitecek. Herkesin öyle mi zannediyorsun? Şey öyle yani, zannediyorlar. Tabii. Bakın geçen ben örneğini verdim. Şunu tartışmak istiyorum. Geçen programda bunu çok konuştuk. Uğur Akkuş bizce neden olmalıydı? Niye olmamalıydı? Cihat Ekşi neden olmalıydı? Neden olmamalıydı? Bunu konuştuk. Ben şunu sordum direkt. Cihat Ekşi istifa seslerinin yükselmesi gereken zamanda mıyız? Hayır, hayır. Mesela hayır. Şunu düşünüyorum ben. En son böyle yönetim istifa diye bağırılan dönem İbrahim Nalbant dönemiydi. İbrahim Nalbant da kaçıncı hafta gitti? 8 mi? 9 mu? 8 veya 9. O civarında 9. Bir hafta. Aynen. Yine çok bir Banspor maçı öncesiydi değil mi? Ya, o da zaten sezon başından beri. Sonrasında akabinde bir Van mücadelesi vardı. Şunu demeye çalışıyorum. Hani daha henüz takım oturmuş diyemiyoruz. Hani takım kadro çok kötü kuruldu. Yolun başındayız diyebiliriz. Evet, yola daha çıktık. Hani arabada tam böyle motoru açamadan aynen öyle. Benzin bitti diyoruz ki hani ya kötü araba almışsın. Yani bir yol kat edelim bakalım. Hani ben o düşüncedeyim. En azından hani bana fikrimi soran sorun varsa. O da değil. Bak yanlış bakıyorlar. Bak yine söylüyorum. Ben diyorum ki buradan çıkacak olayı söyleyeyim. Diyelim ki bugün Sakaryaspor'da Cevat Ekşi istifa etti. Cevat Ekşi Ekrem Yüce ile konuşmadan bir kere istifa etmez. Etmezdi abi. Edemez. Etmez. Konuşurlar. Çünkü Sakaryaspor'un kriz yaşamaya, bir yönetim boşluğu yaşamaya tahammülü yok. Abi zaten olamaz. Zaten bu sebepten dolayı şu süreçte değil miyiz? Yani aynen ondan yaşıyoruz. Kaldı ki atıyorum Ekrem Yüce dedi ki istifa etti. Görevinden ayrıldı Cevat Ekşi. Sakaryaspor'un başına yine bu yönetimin içinden bak 4 tane 3-4 tane isim var. Hem iş adamı hem maddi manevi bu kulübe. Şu an millet bilmiyor tabii. Bilmedikleri için bazıları zannediyorlar bu yönetim parası sadece belediye para veriyor. Hayır, orada net elini cebine sokan 4-5 tane Cevat Başkan zaten desteği belediyeden alıyor. O olmasa atıyorum Cevat Ekşi çekti diyelim herhangi biri geldi. Yalnız belediye diyoruz ama ben şunu çok net biliyorum. Cevat Ekşi şu sürece kadar hani tabii ki de başkan olmasından kaynaklı olarak maddi külfetin altına kendini daha çok girdi. Tabii canım. Ancak yönetim bu noktaya getirdi Sakaryaspor. Şu an Sakarya 12 milyon para ödemişse gelmedi. Arkadaşlar. Şu ana kadar söylüyorum. Yarın çıkar bir şey olur tabii, kabul. 12 ama milyon, şu ana kadar Cevat Ekşi kendi imkanlarıyla tamam, çoktu. 12 milyon öyle de böyle de olsa öyle de gelse Cevat Ekşi'nin arkasında Ekrem Yücel'in olduğunu herkes biliyor mu? Doğru. Gerçekleri konuşalım. Biliyor. Tamam. Tabii ki Başkan Cevat Ekşi. Ama yanındaki ben yine söylüyorum. Hem Hüdaverdi İbrahim Şahin, Bahadır, Hüdaverdi hem Bahadır. İbrahim Şahin, hem İdris Caymaz. Yani bunlar ciddi olarak söylüyorum. Tek başlarına gerektiği zaman tüm külfeti, tüm sıkıntıyı ekonomik şimdi olarak çıkaracak yapıdalar zaten. İdris Caymaz, yani şuradan biliyorum hani bu yıl birebir tanışma fırsatımız daha çok oldu. Geçen sezon aynen. Bir kendi evinde Sakaryaspor'a yemek vermişti. İlk orada bir münasebetimiz olmuştu. Ama onun öncesine kadar İdris Caymaz benim önüme hep şu noktada geliyordu. İşte İdris Caymaz'a teşekkür ederiz. İşte forma, bilet, yani işte kombine, loca. Hani hep içine yani bu şehirde eski başkan Cumhur Genç'in bir lafı var. Hep aynı isimler elini taşın aynen, altına koyuyor. Aynen, o da o isimlerden biriydi. Şimdi size bir isim vereceğim. Süleyman Seba rahmetli. Hatta biliyorsunuz Hendek'te onunla da bir spor kompleksi olacaktı. Gününde şey oldu, gündem olmuştu ayrı konu. Ancak soruyorum size. Süleyman Seba'nın rahmetlinin parayla imanın kimde olduğu bilinmez ama mal varlığı iddia ediyorum. Cevat Başkan'ı bırak. Yani yönetimdeki çoğu kadar yoktur. Tabii. Devlet memuruydu ve eski futbolcuydu. Ama Beşiktaş'a yaptıkları müthiş işler vardı. Bu iş parayla olsa tabii. O zaman adama sorarlar. Ali Koç niye Süleyman Seba kadar yapamadı? Yani tabi abi. Bakın her şey evet, paraysa. Futbolun gerçeği şimdi, bir bakın, ekonomi var ama. Var tabii ki ama Sakaryaspor'un sorunu şu an arkadaşlar para değil ki. Parasal sorun yok ortada. %50 şimdi konuşmak istemiyorum. Geçen sene 8 ay pandemi girmiş devreye. Personelin dahi parası ödenmemiş.
İsmail Gürses'in bir döneminde 11 ay ödenmedi personel parası ve futbolcuların paraları. Sezon bitti, 3-4 milyon para ödendi 200 sezon önce. Yönetimler borçsuz aldılar. Hatırlayın, belediye Ayşegül İslamoğlu bakan zamanında borçlar ödenmişti. Efsane bakanımız. Evet, evet, onun döneminde ödenmişti. Sonra yine 3-4 milyon borç kaldı, futbolcunun paraları ödenmedi. Bugün baktığın zaman çekle de olsa, nakit de olsa Sakaryasporlu futbolcuların alacaklarının peşinatlarının %50'si ödenmiş. Parasal değil arkadaşlar. Bakın kimse şunu niye demiyor? Kimse, konuşmamız gereken bunlar değil aslında. Hasan'dı, Hüseyin'di, Ömer'di değil. Ali Koç'tu, işte Aziz Yıldırım'dı, Vefa Küçük'tü değil benim sorunum. Benim sorunum şu. Ben diyorum ki Sakaryaspor'un olması gereken birimler Sakaryaspor'da var mı? Bunu niye konuşmuyor kimse? Yani Sakaryaspor kurumsallaştı mı? Sakaryaspor'un yapması gereken tesisleşti mi? Sakaryaspor'un sorunu salt. İşte niye benim adamım değil? Kafasında bir adam var, şartlanmış. Örnek veriyorum. Uğur Akkuş benim adamım. Uğur Akkuş gelecek, kurtaracak. Şapkadan tavşan çıkartacak. Halledecek. Öyle zannediyorlar. Veya atıyorum, Kostik Mustafa gelecek. Yok böyle bir dünya kardeşim. Kişiler tek başına hiçtir. Hiçbir şey. Bu iş, ben her zaman söylüyorum. Dünyada bırakın Sakarya'yı ya. Ali Koç'tan zengin adam mı var diyorum. Bırak onu. Şovpa, Mepaş döneminde Sakaryaspor Türkiye'nin en büyük, en zengin şirketlerinden birisi de küme düştü arkadaşlar. Bir de dünya transferlerle. Parayla olsa da o dönemde olurdu abi. Zaten bu işler parayla olsa Kanada, Japonya, Amerika her zaman dünya şampiyonu olur. Aynen. Duayla olsa İran, Arabistan, Türkiye dünya şampiyonu olur. Nüfusla olsa Çin, Hindistan dünya şampiyonu olur. Tabii. Futbol öyle bir şey değil ki. Ya şu, daha demin senin söylediğin şu cümle dikkatimi çekti. Şu an Sakaryaspor'un problemi para problemi değil. Değil. Yani paralı bir başkanın ya da X kişinin gelmesi değil. Şu an değiştirecek bir şey yok. Hatta bak, çok da güzel bir yorum gelmiş. Yine yorumlar gelmeye devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Bizleri paylaştığınız için. Enes Poyraz yazmış. Bugün hoca konusunda gereken dersi aldık diye düşünüyorum. Şunu söylemek gerekir. Yatırım yapılan yerlerde acemilik olmaması gerekir. Başkanım lig yeni başladı ama gemi su alıyor. Gerekeni şimdi yapmazsan, kaptana müdahale etmezsen bu illa kov anlamına gelmiyor ama şimdi bir şeyler yapmazsan yarın gemide seni de istemezler demiş Enes Poyraz. Mehmet diyor ki, Kayra zannediyorum hiç rahat yok demiş. Ekrem Kurt, Cihat Ekşi ile o yola çıkıldığı zaman da yolda bıraktı bu şehri, kardeşim ne anlatıyorsunuz demiş. Helal olsun. Belediyenin başkanı niye para talep ediyor demiş. 12 milyon Cevat Bey bin verdi demiş. Cem Uzan da istedi denilmiş. Vizyon sorunu var kardeşim. Vizyonsuz adamlar istemiyoruz demiş. Zannediyorum bir PowerPoint'ten slide gösterisi yapıp da şiir okuması gerekirdi vizyon sahibi olabilmesi için Cevat Ekşi'nin. Onun dışında da Ada Pazarına bak diyen bir izleyenimiz var. Yine birçok yorumlar geliyor. Yani vizyon problemi diyoruz ama anlamak mümkün değil. Yani şu an ne vizyon problemi? Ya ısrarla da yani fikirlerini söyledikçe biraz aksine sana sözü sana vereceğim hani benden sonra. Sözü her kendimizi savunduğumuzda Cevat Ekşi'yi savunuyoruz intibası oluşuyorlar ama biz sahadaki durumu konuşuyoruz. Şunu diyoruz yani Sakaryaspor'un şu an problemi para değil. Sakaryaspor'un şu an problemi ödemeleri yapamama değil. Şunu tartışırız. Fazla doymuş mu futbolcuları aldık? Tartışırız. Burada biz yanıldık belki de ama ekranları başındaki sizler de yanıldınız. Klavye başındaki sizler de yanıldınız. Sosyal medyadaki sizler de yanıldınız. Bu futbolda kimsenin denemeden öğrenemeyeceği bir durumdu. Hani dünyanın her yerinde, bütün profesyonelliklerde, ben gidip Uganda'yı, Papua Yeni Gine'yi örnek olarak göstermiyorum. Yani İspanya'da, İngiltere'de bunlar denenirken başarılı olamamış ya da başarılı olmuş durumlar var. Yani bir Manchester City örneği var. Parayla gerçekten şampiyon olan bir çok takım var. Çok uzakta gerek yok. Samsun Spor bizim grup dediği senesi. Doğru. Doğru. Oraya da gelelim. Konuşma gerek yok. Bir de iki sezon önce Samsun Spor'a bakalım. Yani bizim istediğimiz Onur Eriş'i gidip de kaç milyon aldı? Aynı başkan, ne yaptı? Sonrasında başkanı CEO'yu değiştirdi. Doğru yani kurumsallaşma. İsmail Uyan'ı etkisizleştirdi. Aynı kadro.
tuttu. Aynı parayı veren de kendisiydi. Tabii, tabii. Para da vardı. Bundan sonra parayı ben veriyorsam tercihleri de ben... Ben yaparım dedi. Aynen, şimdi zaten bak, Ekrem Yücel'in de tercihi yanlış olabilir. Tabii, atıyorum Cevat Ekşi olarak. Cevat Ekşi'nin de tercihi futbolcular ve koca olarak yanlış olabilir. Bunları tartışabiliriz arkadaşlar. Bak ben ne diyorum? Ben diyorum ki ben hala Sakaryaspor'un neden diyorum bir CEO'su yok? Neden hala bir Ar-Ge'si yok? Abi bu neden? Aralar çok arttı. Yok yok. Şey, basit ya. Basit işler bunlar. Zor işler değil ki. Yapılmayacak işler değil aslında. Ay, yapılmayacak işler değil abi. Cevat Başkan. Cevap, yok yok. Cevat. Arkadaşlar olması gereken. Bakın yeni abi, çıkacak yasaya göre zaten bunları. Yani kulüp başkanı ile kulüp sahibi bir değil yani. Gidip o zaman. Bir dakika. En az hata bakın en az hata Bayern Münih'te vardır kardeşim. Hem transferlerde hem hocada hem de başarılarda. Neden? Çok parası olduğu için değil. Yönetimi abi olduğu gibi olduğu için ve Dortmund'dan her oyuncu alabildikleri için yani. Onu da bırak çok hayır çok onunla da alakalı değil. Yani bak, adamlar gidip de doğru sene Dortmund'dan tercihleri doğru Erhan en parlayan adam kimse Erhan doğru ya. Tercihleri yapıyor. Bakın abi adamların hocası doğru değil başka örnek. Adanın doğru. Adamların hocaları hocalarını bıraktık. Bayern Münih'in kendi eski futbolcuları. Onu bıraktım. Yönetimin tamamı neredeyse eski futbolcusu milli takımın ve Bayern Münih'in ruhundan gelme. Şimdi onlar ya uçuk o, şeyler. O bak o kısma bak. Şimdi gerçekçi olalım. Altyapıya önem verelim. Fatih Terim'in geçen gün iyice sana benzedi bu abi. Ulusallık bir örnek veriyorum. Yüzümüze baka baka. Ama şurada Galatasaray Fenerbahçe maçını izledim. Şöyle söyleyeyim. Fatih Terim'in geçtiğimiz dün ya da dün önceki gün bir açıklaması vardı. Hani ulusal basında okudum. Dediği şu. Ozan Kabaklar niye çıkmıyor? Söyleyeyim kardeşim diyor. Ozan Kabak'a ne kadar sattık? 12 milyona. Altyapıya ne kadar verdik? 0 euro. Altyapı hocası ne kadar kazanıyor? Türkiye'nin en büyük camiasında 1000, 2000, 3000, 5000 lira kazanıyor. Dahası değil. Sorun bu. Niye Ozan Kabaklar çıkmıyor? Problemin cevabı bu dedi. Hani çok doğru. Hani çıkmadığını hepimiz beşer ayrı maddede altyapıların ne kadar yetersiz olduğunu yazabilirdik. Ama farklı bir düşünce. Harbiden adamlar... Yapılanma meselesi bunlar işte. Hayır bak şunu söyleyeyim. Abi gözünü seveyim. Yapılanmayla mı çıktı Ozan Kabak? Hemen söyleyeyim sana. Ya yapılanmayla çıkmayanları konuşacaksın çıktı. Kardeşim. Yani yapılanma olmadığı için... Hayır. Altın Ordu... Bak burada siyaset ben herkese tartışırım. Yani. Hiç kimse kusura bakmasın. Futbol konusunda öyle. Kimse göbekten şeyden atmayacak. Altın Ordu'yu konuşuyor ulusal televizyonlarda bile. Anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar. Altın Ordu'dan çıkan 10 futbolcu var. Kaybolan 110 futbolcu var orada. Doğru. Doğru. Onu niye konuşmuyorlar? Biz artı Altın Ordu'dan çıkan Cengiz Ünder, Altın Ordu'dan çıkan Çağlar, Meri diyorsa ki ben futbolu burada bilmiyordum, antrenmanı bile burada görmedim. Söyledim. Gittiğim yerde öğrendim diyorsa kusura bakma kardeşim. Fatih Terim de konuşmayacak bedava. Altın Ordu için çok lüks diyenler veya iyi diyenler de konuşmayacak. Abi, bu liglerin en iyi altyapısı konusunda en iyi kulüp olarak olanlardan bir tanesi Bursaspor. Gerçeği söyleyeyim. Altın Ordu niye gündem ve hoş geliyor? Altın Ordu'nun sahibi kulübü satın almış Altın Ordu'yu. Kendi yatırım yapmış istediği gibi oynuyor. Hocasıyla, futbolcusuyla, velisiyle, menajeriyle. Oradaki yatırım küçümsemek doğru hocam, değil. Konusu değil. Tamam, hemen kısacık kapatıyorum. Değil. Kısacık kapatıyorum. Ama gerçekleri de şunu bu millet bilsin. Öyle. Yani Altın Ordu'dan çıkan 2-3 oyuncu var. Tamam bir jenerasyon yakaladılar. Aynen. Merih'tir, Cengiz'dir. Bu başarıdır ama biz Porto olmak istiyorsak Porto'da her çıkarttığı oyuncuyu milyonlara satmıyor. Hocam hiç kusura yani, bakma ya. Bu Sakarya'dan 5 gol kralı çıkmış. Dünyada çıkaran bir tane şehir yok. Sakarya şehrinden çıkmış. 5 tane gol kaç kralı. Kaç yıl önce abi? Kaç sene mi? Bir dakika. Analar hiç çocuk doğurmuyor mu affedersin? Hayır. Yok mu yani? Nüfus. Nüfus 200. Alıncı örnek vereceğiz. Bakın, adam Sakarya'da. Bir dakika. Nüfus 150 bin. Şu gün anlatıyorlar. Rüstemleri beğenmiyoruz. Sessizliğe daha gelişmişsin istiyoruz. Ha vallahi ha billahi kavaklık ve kömürlükte Sakaryaspor antrenman yapıyordu. Etbalık'ta antrenman yapıyordu arkadaşlar. Onları geçelim. Buradaki sistem ama öyle böyle bir sistem abi, vardı. Abi sen de iki hafta önce tartışmadık mı Yusuf Kağan muhabbetine? Oyna, evet. Hani şans vereceksin. Zorunlu durumda şans vereceksin ki oynasın. Zorunlu. Ki burası bir dakika bak o farklı Türkiye'de bir şey. Türkiye'de futbol şartı bu. Bir dakika. Altyapı... Bana zorunlu olarak kimse şey vermedi kardeşim. Veya Oğuz'a zorunlu olarak kimse fırsat vermedi. Hak ettik,
oynadık geldik. Yani Türkiye'de bütün herkes, Türkiye demiyorum yine Sakaryaspor dönemi. Sakaryaspor evet. altyapısında hiçbir futbolcu hak etmediği için mi alt takıma çıkabilir? Bir dakika, bazıları çoğu değil, bir kişi bile olsa bak, söylediğin yanlış. Haksızlık zaten. Yapılan yerler vardır, göremeyebilirler. Hayır, ben şunu söylüyorum abi. Sorun bu demek şu. Değil ki. Sakaryaspor altyapısında kimse hak etmiyor mu? Bir çocuk bile hak etmiyor mu? Bana sorarsan, bakın oynayayım. Doğru yapılanmayı yaparsan, doğru öğretirsen, abi bak, çok hedefin, net bir soru planlaman net, doğruysa evet. Şu an sen illaki yarışıp şampiyon olacağım diyorsan, şu anki görünen altyapıdan çıkan oyuncuları gördük. Şu an için öne çıkan yeterli. Babamın oğlu değil, bir tek azatlarım var kardeşim ya. Doğru. Ve ne dedim? Bak, şimdi öyle bir diyorsun ki bana, Yusuf Kağan'ı diyorsun. Ben de diyorum ki 15.000 TL için... Sen Azat Tarım'ın lisansını çıkaramıyorsun, çıkartmıyorsun. Artı bu adamın 5 maçta 5 gol atmayacağının kim diyebilir? Doğru. Niye ben savunuyorum bunu? Ya ama şu ana kadar ama bizim bir Azat Tarım örneğimiz yoktu. Bunda Azat umut var. Özel bir durum hayır, var şu an. Umut, hiç özel durumu yok kardeşim. Hayır, şu durumdan kaynaklı atmasınlar. Olarak söylüyorum abi. Hani bir özel durumu yok. Orası bonservis ücreti istedik. 15 bin TL özel ya. Ya abi az çok onu tartışmıyorum. Ver. O zaman şöyle söyleyeyim. Azat Tarım'a kadar kaç yıl abi? En son kim çıktı? Bana diyorsun ki şimdi. Bir dakika son... Erhan kardeşim, bana diyorsun ki. Niye diyorsun milyonluk transferler yapıyorsun? Fatih Terim niye yatırım yapmadı diyorsun? Bende de var kardeşim. Ben de belgelerini çıkarttım sana. Manchester United'ın yıllık altyapıya verdiği para 3 milyon sterlin. İngiliz sterlini. Bayern Münih'inki 2,5 milyon euro. Barcelona 4 milyon euro. Şimdi adamlar yatırım yapıyor. Tesis yapıyor. Psikolog tutuyor. Özel hocasını tutuyor. Öğretmenini tutuyor. Tabii her şey. Her şey var. Tedavisini, hastanesini, inanın bana sigortasını yaptırıyor. Ben diyorum ki senin Sakaryaspor altyapısını bırak. Ya konuşmak istemiyorum. Tüm kulüpler ne yapıyor biliyor musun Erhan kardeşim? Tüm kulüplerin yaptığı yanlışı söyleyeyim. Türkiye'deki tüm kulüpler futbol okullarını ve çocukları gelir getiren yer görüyor. Velilerle de menajerler de bakın vallahi billahi diyorum utanıyorum. Kendisi bir şey olamamış adamın baba. Hiçbir şey olamamış. Üretmemiş. Oğlum futbolcu olsun. Beni kurtarsın, sülalesini kurtarsın diye bakıyor ya. Böyle bir mantık yok. Olmaz. Bu mantıkla yapamazsınız. Adamın düşünce, bizim düşünce şeyimiz yanlış. Bakın, ben yıllarca bu milleti kandırdılar. Üreten ve paylaşan. Hayır kardeşim. Düşünen, üreten ve paylaşan olacaksın. Düşünmeden üretip paylaşıyorsan, düşünmeden üretiyorsan, tek başına paylaşmıyorsan bir faydası olmaz. Sen altyapıda bak yine söylüyorum. O kadar para verdin. 13 milyon, 15 milyon, 23 milyondan bahsediyoruz bütçe. Ödenen para da futbol takımının maliyeti. 16 milyondan bahsediyoruz. 15 bin lirayı ödeyemiyorum ben. Lisansını çıkartamıyorum. Bana diyorsun Yusuf Kağan'ı bir tek konuşuyoruz. Ben de diyorum Yusuf Kağan'ı bırak. Geçen sene kaybolup giden Cihat mıydı çocuk? Stoper. Cihat Arslan. Gitti başka yere. Bakın şunlar yapıldı. Altına imza dağıtıyorum. Vallahi de billahi de. Amatör kümede oynayamayacak. Bölgesel amatör ligde oynayamayacak futbolcular Sakaryaspor'un belirli havuz yaptılar bir dönem. Havuzuna attılar. Siyasi, arkadaş, hatır, gönül işleriyle olmayacak futbolcuları atınca olacak futbolcuların da önünü kestiler. Bu çok kötü bir alışkanlık, çok kötü bir düşünce. Buna seninle aynı fikirdeyim. Ama şunu söylüyorum. Ben bu yarışmada şey için söylüyorum o. Hani sadece Yusuf Kağan falan değil arkadaşlar. Ya bakmayın. Hayır. Altyapıdan gelip yarın bir maça koyarsın. Şimdi bak şimdi. Örnek veriyorum. Kredisi baktığınızda Berk İsmail'in kredisi var mı normalde? Tabii. Var. Doğru mu? Geçen senenin gol kralı yani, bu takımın falan. Aynen. Ama son haftalardaki düşüşle birlikte bu hafta attığı gol. Adam yıkıldı kardeşim orada. Bakın. Bu adam kaç yaşında? Galatasaray'ın altyapısına yetişme. Yıllardır liglerde oynamış. O bile bitti, tükendi. Orada kaldı. Yusuf Kağan'ı atarsın dedim. İlk maçtı galiba değil mi? Aynen. Yanılmıyorsam. İlk maçta. Konya. Son 2 dakika. Atıldı. Attın. Allah göstermesin ya. O an olmayacak diye bir garanti mi var? Bak olmasa bu gol olmazdı. Gitti gol oldu. Hem de jenerik bir gol oldu neredeyse. Gol attı kalesine. Hocanın da anası ağlar, o çocuğun da anası ağlar. Ben açtan olmadan yok etmek istemiyorum. Hazır hale getireyim. Bak hazır hale getireyim. Ondan sonra yine söylüyorum. Sakaryaspor'un şampiyon olduğu yıllarda en başarılı olduğu yıllarda, Trabzonspor'un en başarılı olduğu dönemde, Galatasaray'ın en başarılı olduğu dönemde, Barcelona'nın en başarılı olduğu dönemler, gidin bakın hep altyapısının, takımın omurgasını oluşturduğu dönemler ya. Ama Türkiye'deki futbol gerçeğinde de bu yok. Arkadaşlardan da, abi çok uzattık bu kısmı. Evet. Arkadaşlardan da hocanın röportajının hazırlanmasını istedim bu sırada.
Benim çıkış noktam şuydu, hani Türkiye gerçekleri dahilinde altyapı, Sakaryaspor'un kurtuluşu altyapıdadır. Değil. Şu an değil tabii ki. Türkiye'de hiçbir yerde ne yazık ki bu yapılamıyor. Verdiğimiz örnekler tesadüf diyebiliriz, başka bir şey diyebiliriz ama ne yazık ki yani şu konuda sana hak veriyorum zaten. Azat Tarım'ın özel durumu var dediğim şu. Azat Tarım uzun zamandır hani verin şu formaya diyebileceğimiz yeteneği, bir yetenekli bir oyuncu. Bağırı. Özel durumundan kastım da hani o hala o paranın verilmediği. Bu hafta onun çözümünü de bekliyorum. Hani artık Sakaryaspor yönetimi senin de daha demin ifade ettiğin gibi 16 milyona şu ana kadar 16 milyona bu takımı kurabildiyse kaç matematik o kadar gibi. Matematik o kadar iyi değil ama %1'i 1/200 15 olan, bin liraya binde biri ya binde biri yatırıp susturup yani kardeşim tamam madem öyle sus diyeceksin. Aynen, gerekirse öyle. Yaptırım da yapacaksın senin bak, söylediğin gibi uzatmayalım. Pardon mesaj geldi. Mesaj geldi. 23 bin lira diyorlardı yani. Evet. 15 bin lira olduğunu yine mesaj geldi. Hem de federasyondan alınan bilgiye göre diye. Yani 15 bin TL ya. Tamam. 23 bin lira da değil. Öyle diyelim. Şimdi geçelim. İsmail Ertekin maç sonu nasıl açıklamalarda bulunmuş? Nelerin altını çizmiş? Hep birlikte izleyip görelim. Tam ekran verelim arkadaşlar. Hocam nasıl bir maçtı? Normal şartlarda kazanmamız gerekiyor bu maçta. Garip bir şekilde kaybettik. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Baktığımızda bu durumu biz yarattık. Bu durumdan yine bizim çıkmamız gerekiyor. Yani söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani. Genel tabloda baktığımızda doğru işler yapıyoruz. Kaleye kalenin önüne kadar getiriyoruz, orada son işi yapamıyoruz. Ondan sonra da garip bir gol yiyoruz. Kaybediyoruz. Tuhaf bir tablo. Şanssızlıklar da vardı ama bundan üstünden gelmemiz lazım. Yani. Hem de nasıl gelmiyor ama ne yazık ki böyle bir tablo ortaya çıktı. Teşekkür ederim. Hocam peki nasıl benden düşünüyorsunuz? Buraya biz çıkardık, buraya biz getirdik, biz çıkaracağız. Yapacak bir şey. Peki belki İsmail'in performansı nasıl hocam? 20 dakikalık için bir veya oyuncu için şey söylemek yanlış olur. Sağ ol. Neler söyledi? Onları bir kez daha hatırlatalım. Söyleyecek çok bir şey yok. Bu durumu biz yarattık. Bu durumdan da yine bizim çıkmamız gerekiyor dedi. Genel tabloya baktığımızda doğru işler yapıyoruz. Kalenin önüne kadar topu getiriyoruz ama orada doğru işler yapamıyoruz. Ondan sonra garip bir gol yiyoruz. Tuhaf bir tablo. Şanssızlıklar da vardı ama bunların üstesinden gelmemiz lazım. Benim de inanasım gelmiyor ama böyle bir tablo ortaya çıktı. Buraya biz getirdik, biz çıkartacağız. Yapacak bir şey yok demiş İsmail hocamız. Hocam açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? Şansına inanın. Bazı hocalar, bazı takımlarda inan bana 10 tane atak yer, gol yemez. Bir kere gider golü atar maçı kazanır. Bu hoca şansıdır. Var mı? İsmail Ertekin'de de öyle iki tane şansı var. Mesela hatırlar mısın? Eyüp Bey'ine gördü. Direkt tabii, tabii. Verdiğin örnekte. İsmail var var yani Allah için. Bir tane attık, yaratana sığındık, kaleyi kapattık. İnan bana. Ha bugün de hoca şansı son zamanlarda işte bugün de hoca şansı yok. Hocanın o konuda söylediğine katılıyorum ama yine söylüyorum. Gidiyorum, kaleye kadar götürüyorum ama olgun atakla gidemiyorsun hocam. Sıfıra indiğim pozisyon sayısı 5 maçta 5 tane yok. Ne senin sağ kanat defansın sağı, ne solu, ne öndekiler. İnanın bana daha ben sıfıra inip kafasını kaldırıp arkadaşını orta yapanı görmedim. Bakın bir kere kaliteli pas oranı sıfıra yakın. Bir Muhammed atarsa atıyor. O da, o da doğru mu? Nadir Allah yani. İki tane, iki kaliteli pas yok. Kanat varyasyonu yok. Yok. Olgun atak yok. Atağı doğru sonuçlandırma yok. Şut yok doğru. Pozisyon bilgisi zayıf. Aynen öyle. Kondisyon, fiziksel gelişim zayıf. Fiziksel gelişim olunca hocamın söylediği doğru ise yani aklını kullanamıyorsa o daha kötü. Şimdi bu kadar olumsuzlukların içinden hocam biz buraya çıkarttık, biz kurtaracağız diyorsa... Kurtarabiliyorsa helal olsun diyorum ben de. Yani, yanlış mı düşünüyorum çocuğum, bilmiyorum. Yani çok olan da kendisi söylediği gibi. Yani bak ben burada ben şahsen söylüyorum. Ben bu gidişatta mesela aynı yapıda olsam yönetimle konuşur, yönetimin elini güçlendirir, önünü açarım diye düşünüyorum. Bu benim şahsi düşüncem. Sen kredin bitiyor. Yani gelen bir yorum vardı.
Onu okumak istiyorum. Bu sırada sana bir sözü vereyim Mesut. Sen hocanın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Hocanın zaten az önce söylediğimiz gibi aslında hocanın tespitlerinde bir sıkıntı yok normal baktığın zaman. Doğru tespitlerde bulunuyor. Maçı iyi analiz ediyor ama işte önemli olan bundan çözüm üretebilmek. Ama Mustafa abinin dediği gibi yani maç içinde baktığınız zaman hoca da söylüyor topu ileriye iyi taşıyoruz ama ben de çok da fazla aslında iyi taşıdığımızı ben de düşünmüyorum. Çünkü sadece bu maç değil aslında 4-5 maçtır bakıyorsun. Organize bir tane pozisyonumuz yok. Yani bilmiyorum idmanlarda şut mu çalışmıyoruz ya da bana böyle geliyor. Yani Sakaryaspor şut çekemiyorsun. Duran topların hiçbirini olumlu kullanamıyoruz. Yani siz de dediniz bugün maçı herhalde bir tane bile şöyle tehlike yarattı diyebileceğimiz ya da bizi gole yaklaştırdı diyebileceğimiz aslında bir şeyimiz bile yok. Yani duran top organizasyonu da yok. Şut çekme konusunda sıkıntımız var. Ben hocanın şu şeyine de katılmıyorum. Mücadele gücümüz yükseldi diyor ama aslında bence tamam belki bir önceki maçlara kıyasladığın zaman bugün biraz ya daha bir kıpırdanma, büyüktür mantığı. Kıpırdanma var diyebiliriz ama ben yine Sakaryaspor'un mücadele olarak da tam olarak istediğimiz boyutta olduğunu düşünüyorum. Zaten aslında taraftarın tepkisi de biraz bence ondan kaynaklanıyor. Yani şimdi şu kadronun, şu isimlerin mücadele anlamında veya istek anlamında bir tık daha hatta daha da fazla üstte oynaması lazım. Yani Sakaryaspor şu anki oyunuyla ya da bu oyuncuların bugünkü isteğine, mücadelesine, gayretine baktığımız zaman yani bu futbolda sadece bugünkü maç değil aslında bence içeride olsun dışarıda olsun birçok maçı kazanamayız. Çünkü gerekli gayreti hala da birçok oyuncunun özellikle bireysel olarak da söyleyebiliriz, takım olarak da söyleyebiliriz. Yani gerekli kazanma anlamında gerekli gayreti, gerekli reaksiyonu hala gösteremiyoruz. Taraftarın biraz da aslında haklı ve şikayetçi olduğu, rahatsız olduğu konu da o. Yani insanlar mücadele bekliyor. Yani şimdi Sakaryaspor bir maç, iki maç, üç maç, bir maç kötü oynarsın, iki maç kötü oynarsın. Futbolcu bazında olarak söylüyorum bireysel ya da takım olarak. Ama şimdi 5 maçtır da kötü oynayıp 5 maçta sen Mustafa abinin dediği gibi yani toplasan 4'ü 5'i geçmeyecek organize tam bile yoksa 5 maçta sadece 3 gol atabiliyorsan yani burada büyük bir sıkıntı var demektir. Hocanın da dediği gibi yani bu duruma getiren aslında kendileri yani suçlama anlamında değil kendileri sonuçta bu işin sorumluları buradan çıkması gerekenler kendileri. Sakaryaspor'un o kapasitesi o gücü de var. O kadrosu da var. Bugünkü mücadelede dediğim gibi belki bir tek mücadele anlamında daha önceki maçlara göre bir kıpırdanma görebiliyoruz ama ben hala yani artık birilerinin özellikle bazı sporculara artık bunu yönetim mi söyler, hocam mı söyler yani Sakaryaspor'da oynadığını bazı topçuların fark etmesi lazım artık, anlaması bir lazım. Bir şey soracağım. Mesut yani. Kardeşim bir şey sorayım. Tabii abi. 6 puan aldı Sakaryaspor. Oynadığı aynen. Futbol 6 puanı hak ediyor muydu bir? Evet. Yani tamam. Abi 2 galibiyet değil yani. Bir dakika. Başka bir 6 şey puan deyince izleyenler de yanlış anlamasın. Bir galibiyet. Bir galibiyet. Üç yani beraberlik. Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar şekli. Evet. Üç beraberlik. Üç beraberlik. Yani. Şimdi artı sen bugünkü görüntüyle yar taraftar gözüyle de olsa kulübün içinde bir hoca da olsan yönetici de olsan bu oyun, bu istek arzu, bu futbol kalitesi seni gelecek için umutlandırıyor. Bunu konuşmak lazım. Birincisi zaten Eyüp maçı mıydı? Eyüp maçı bir de Tarsus maçıydı galiba. Ben ikisini de söyledim. Konya maçı? Yok, ha. Şeyler sonra. Şey olarak, biten maçlar, kötü oynadığımız. Kazandığımız bir puan, hani biz bazen diyorduk ki 2 puan kaybettik diye. Aslında ben o zaman da söylemiştim. 2 puan kaybetmedik, 1 puan kazandık yani oynadığımız futbola baktığında. Yani belki Konya maçındaki hadi galibiyeti bir nevi hak ederek en azından bir tık bizim lehimize yakın diyebiliriz ama diğer maçlarda dediğim gibi yani Tarsus maçı olsun, işte Eyüp maçı olsun bence aldığımız puanlar bizim için yani kazançtı aslında. 2 puan kaybetmedik o maçlarda. Diğer soruya gelince dediğim gibi abi ben şu anki az önce dediğim gibi bu futbolda yani Sakaryaspor'da bugünkü bazı oyunculara bakıyorsunuz özellikle sanki bir şey var böyle hani bir isteksizlik de demek istemiyorum aslında ama ruhsuzluk da demek istemiyorum şimdi ağır olmasın bir şey var diyorum ya birilerinin artık bu takıma bir şey vermesi lazım artık hocamı konuşur yönetimi konuşur yani biz bu arzuyla bu istekle ya da bu mücadele şoklama yani yapıp kendine getirmek yani lazım mücadele diye düşünüyorum. Biz sadece Van deplasmanı ya da herhangi bir deplasman değil biz içerideki birçok maçı da alamayız yani çünkü sen ısıran bir Sakaryaspor yok ortada. Var mı? Ya da o umutsuz. Ben de sana şu soruyu soracaktım aslında. Son iki maç özelinde birinde tribünde çıplak gözle izledim. Aynen. Sağ içerisinde düzeltiyorum. Birinde de ekran başında rahat bir şekilde izledim. İlk tane soru. Sakaryaspor'da 17-18 tane oyuncu bu maçlarda görev almıştır zannediyorum. Yani değişen yani, isimlerle. Değişenlerle birlikte. Tabii. 17-18 oyuncunun içerisinde harbi mücadele ediyor. Şu adamın mücadelesine yazık diyebileceğin kaç adam var? En başta Oğuzhan. O zaten Allah'ın emri. Ya onun ya şöyle aslında maç belki söyleyebilirim bunu. Hepsini karıştırabilirsin. Hani hepsini. Maç değil ama isim. O maçta iyiydi, bu maçta önemli. Ya ben şöyle söyleyeyim o zaman. Bana göre o şu anda direkt bak şu topçudan çok memnunum ya da hakikaten mücadelesi üst seviye diyebileceğim. Ben de şu an
Öyle bir topçu yok. Belli anlarda belki... Hocam, Erhan Kayar. Bilmiyorum aynı fikirde misin ama bence... Oğuzhan Kayar. O da yani çok az... Şey olarak söylüyorum, en azından hani böyle isyan olarak değil de... Bir şey tabii. Hani kazanmak istiyor maçı, kazanmak belki istiyor. Belki bir maçta hatta onu burada da konuşmuştu hatırlıyorum. O Eyüp maçı, şey Eyüp maçıydı galiba. Devrim Taşkaya'yı iyi oynadığı sürede oyundan çıkardığını söylemişti. Devrim Taşkaya'nın bir dönemini belki söyleyebiliriz ama onun haricinde... Yani ben sadece kendime değil, aslında birçok taraftar için de düşünüyorum. Çünkü hep dedik Mehmet Boztepe'si, Çağrısı, işte Muhammed Reis, Devrimler. Yani beklediğimiz performansın çok çok altındalar. Hatta biz hala söylüyoruz. Yani bizim bildiğimiz Mehmet Boztepe bu değil. Bizim o zaman değil. Şunu mu Mesut? Yani, bir dakika, o zaman şunu mu diyorsun? Malzeme var, un var, şeker var, yağ var. Aynen öyle. Helvayı yapamayan kim? Hoca. Ben miyim? Ama abi şimdi hocadan da sonra bir yerde katılmıyorsun. Maça baktığın zaman sen de hissetmiyor musun? Yani bir... Ne bileyim, ama işte burada buradaki maçta biz yönetmek yani. Dediğimiz bu değil mi? Tabii o. Bir dakika ya. Oynamıyorsa veya oynayamıyorsa burada da kulübü yönetmek. Nedenlerini kim? Hoca çözecek veya varsa bir sıkıntı, takım içerisinde bir sıkıntı bir şey, var. Başka bir... Bir şey hazırlık maçlarında beraber miydik o ilk? Bir maçta sen de şey maçıydı. Pardon. Halde Edip maçında. Halde Edip adı var maçında beraber. Sonra burada yorum yapmıştık. Aynen abi. Sen yoktun değil mi Erhan kardeşim? Abi. Sen burada değildin. Serhat'la beraber. Doğrudur. Şimdi ben orada şunu söyledim. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben orada gözüm korktu. Pas yapıyor, rahat takım. Dersin ki 40 yıldır beraber oynuyorlar. Uyum sorunu hiç yaşamayacakmış gibi. Burada sıkıntı yok. İlk devre kötüydü, ikinci devre daha öne yani, çıkmıştı. Tabii. İki maçta da hazırlık maçlarında da öyleydi ama asıl sorun orada benim gözümü korkutan oydu. Beni umutlandıran, hani siz diyorsunuz ya çok umutsuz konuşuyorsun. Şunu söyledim ben. Takım halinde biz defans yapmayı, gidip gelmeyi, hatlar arasında diyalog kurmayı, geçiş futbolunu bilmiyoruz. Ve biz halde Edip Adıvar'a 3 gol atmamız gayet normal. Ama yani, anormal olan onlardan 2 gol yememiz dedim. Bir alt ligdeki bir takım. O yorumunu çok net hatırlıyorum. Ben de şu noktada araya girmek istiyorum. Yani o gün pozisyona girebildiğimizi gördük. Bugün konuştuğumuz şey ileride organize. Ama yani ona rağmen çok golümüz, görmedik. Ali Özgün'de Muhammed çok hızlı oynadı. Pasında yani devrim kaptı. Muhammed'e verdi. Aynen. O kadar hızlı oyunumuz çok nadirdir. Zaten yaptığımız bir pozisyonda golü bulduk. Ligdeki parmakla sayılabilecek 3 pozisyonumuzdan biri oydu. Yani diğer golümüz penaltı. Onu sayma. Hazırlanışı tartışılabilir. Diğeri yine Muhammed kenardan çevirdi. Devrim zor bir vuruşta golü attı. Hani bunları tartışıyoruz ama bir takımda gerileme de var. Ama benim aslında mücadeleden kastım zaten biraz zonda meşhurum abi. Ben her demek ki iyi çalışmıyor o zaman. Ben mesela onu diyorum ki çalışmıyor yani. Pardon. Takım izleme çalışmıyor. Geçen sene olsa sana kimin çalışıp yani. Kimin çalışmadığını tabii. Söyleyeyim. Ya da hani... Geçen sene sen bile en başta dediği gibi yani bu sene şu ana kadar... Yani şimdi çalışma idmanlardaki şey... Biz sadece 90 dakika orada, 1 saatte yani, Rüstem ver diyoruz. Birçoğumuz neredeyse tesisten çıkmıyorduk bir nevi yani dediğin gibi. Bireysel olarak şimdi hatırlar çok... mısınız bilmem yani hatta her zaman konuşulur. Fenerbahçe 105 gol attığı sezon derler. Geriye dönüyor da. Şimdi hocaları Veselinovic. Kadroyu sayın. Yemin ediyorum defansa 3 tane defansif adam var. Geri kalan hepsi ofans. Hepsi gole giden adam. Ama ne yapıyor? Hep rakip alanda oynuyordu. Şimdi burada da bir sıkıntı var demek ki. Sen... veriyorum. Rakip alanda oynamayı öğretememişsen, öğrenmiyorsan veya ona göre oynamıyorsan sıkıntı büyük. Abi orada yapmaya çalıştığımızda da Eyüp Spor mücadelesinde gördük. Her uzun pas kalemizde potansiyel gol pozisyonu aldık kalemizde. İşte neye göre oynayacaksın? Ona göre transfer edeceğim. Ben kadro planlaması dediğim oydu. Mesela. Valla ekrana baktıkça üzülüyorum. Ön sezi. İsmail Ertekin'i. Tabii canım. Eğer bu hafta da olası artık bir beraberlikte. Bence artık İsmail Hoca gider. Kredi tükendi o kesin zaten. İsmail bence kesinlikle ben bak tükendi. Ben olsam. Yani bu başka bir hoca olsa da İsmail Ertekin değil de örnek olarak söylüyorum. Erhan Kaytanbay, Mustafa Özbey olsaydı da tabii, iki hafta önce giderdi. Şey ne yapmış? OneSpor gibi bir kulüp, hedefi de olan bir kulüp değil. Ne yani yapmış? OneSpor'un hedefi var abi. Bu kadro çok iyi değil. Yani. Şimdi ne yapmış? Geçen hafta iki gol yiyen hocayı hemen değiştirmiş. Ama İsmail Hoca'ya mağluptu. Yenilince değiştirmiş. Bir galibiyet, üç beraberlik bak, vardı. Bak yine söylüyorum. Adamların orta sahası iki beraberlik. Adamların orta sahası senden kat kat önde üretme bakımından. Abi bizden falan. Şu an orta sahası iyi olmayan takım yok. Takım mı yok? Evet. Yani kusura bakma. Var. Kırklareli. Oğuzhan'ın Karabük Kırklareli.
40 dereceye haksızlık yaptığını düşünüyorum. Yok. Zaten orta sahası çok üresel. Bizi burada üçlük beşlik yapardı ya. Abi orta sahası iyi olan takımlar da tamam biz kazanamıyoruz, yenemiyoruz ama orta sahası iyi olan takımlar da bizde şu an üçlük beşlik yapan takım olmadı. Eyüp dahil. Ancak yine söylüyorum. Yani, ben olsam hocamın yerinde, zamanlama çok önemli. Timing çok önemli. Sen bugünden itibaren gönderir mi diyorsun yani? Ben bir maç... Çok yok Mustafa yani abi bu herhalde bu akşamdan itibaren... Yok. Uçaktan insin, Bursa'ya gitsin. Hocayı da çok severim ha. Yani şey, bireysel olarak o benim sorunum değil. Da, anladım onu da. Ben hoca... Yani İsmail Hoca'nın... İsmail Hoca... Sevilmeyecek bir model değil yani. Sevilmeyecek hoca değil, onda sıkıntı yok zaten. Ama şimdi zarar veriyorsan artık fayda ya da fayda getiremiyorsan... Abi futbolcular mı istemiyor o zaman ya? Hocam ben içeride değilim. Ben içeride değilim. Şimdi bela dokunmak istemiyorum. Futbolun içerisinde bunlar var. Var tabii canım. Gitsin diye mi yapıyorlar onu anlamadım. Bir gün bir futbolcu ismi vermeyeyim ulusaldan. Beşiktaş, Toşak, hoca. Diyor ki benim arkadaşım. Vallahi maçı kaybetsek de gitse diye bakıyoruz. Hoca için diyor. Hoca için. Ya bu oraya kadar Allah göstermesin. Yani geçen sene bizde de vardı. Ondan önce bizde de vardı. Hani Beşiktaş'a gitmeye gerek yok. Sakarya yani Spor'da da... Geçen sezonda Asun Alkaya'nın gönderilmesinde belli diye bir sayı. Yani bunları hep örnek veririz ama yani İsmail Hoca'nın gerçek anlamda şunu söylemek istiyorum. Şu an kesinlikle başarısız. Ve İsmail Hoca yerine X bir kişi olsa kesinlikle şu an gönderilmişti. Ama İsmail Hoca'nın son şansı gerek kendi istifa etmesi adına, gerek yönetim biletini kesmesi adına söylüyorum. İçerideki pazar spordur. İsmail Hoca'da bu sene sanki şey de var Mustafa abi. Geçen sene önceki döneme göre onu değil. Heyecanı sanki... Eskiden İsmail Hoca'da yani mıydı? Şey, soy moda istiyorum. Mesela bugün... Yedek kulübesi normalde İsmail Hoca'yı biz alışkın durmaya böyle izleyelim. Maçı seyretmeli mi bugün? Tabii. O Serhat... Ha onu diyeceğim. Oraya geldim işte aynen. Allah'ını seversen. Yani, futbolcularda daha çok hoştu ya 90 dakika. Geçen haftaki şey de öyleydi. Kapitali Hoca'sı da öyleydi aynı şekilde. Yani İsmail Hoca'da o şey de var sanki. Biraz böyle daha bir sessiz, daha bir sessiz. Pandemi onu da etkilemiş galiba. Olabilir. Abi sen tabii, şey o... pandemiye bağlıyorsun ya. Yok. Ya ironi benim, yapalım dedik yani herhalde ya. İsmail Hoca'yı eleştirelim. Şaka da yapmayalım. O düşünceyi savunduğun için söyledim. Espri de yapmayalım mı ya? Ben ama pandemi çok etkiliyor. Eksik yönlerinden birisi diyebilirsek yani. Onu da demek istedim. O da bir aslında dikkat çekici yani nokta yani. Modu bir düşük. Aynen bir İsmail biraz Hoca'nın. Bir şey, ben İsmail Hoca'nın geçen hafta söyledim ya. Yarım saat kulübeye girip oturması. Yani ben ciddi söylüyorum ya. Geçen sene ilk geldiği sezon hatırla. O tribüne atıldığı maçlar hakemler neredeyse boğaza geldiği maçları biliyoruz. Yani sana çok bak, şimdi bak nerede ben yanılıyorum biliyor musun Mesut? Çok doğru tespitler benim de bulunduğum tespitler. Ama bak şurada da bana hak vereceksin. İki hafta önceki ya Tarsus ya Kırklareli. Tarsus daha muhtemel. Tarsus antrenmanına gittiğimizde çarşamba günü İsmail Hoca'yı sağ kenarında gördün değil mi? Aynen. Ben de bir önceki dönemde İsmail Hoca'yı öyle görmemiştim. Bir şey. Orada futbolcular hadi bas, hadi yap, hadi o, durduruyor, aynen. Öyle mi yapılır diyor. Bunu nasıl yapacaksın? Baştan ver. Bak böyle o kadar çok müdahale ediyor ve enerjikti ki. Dedim ki hani herhalde dedim tarz olarak sağ kenarında birazcık daha sakin kalmayı tercih ediyor. O da dediğiniz ya o da olabilir tabii ama biz şimdi bir önceki zamanlardan daha farklı en azından maçlarda özellikle gördüğümüz için şimdi bu seferki hali ister istemez insanın da dikkatini ben şu an gelen tepkilerde mesela bir laflara dikkat ediyorum millet daha çok. İşte İsmail Hoca da 70 dakika 90 dakika maçı izledi. Oturduğu yerden maç seyrediyor tarzı hani eleştiri oradan da belki pay biçebilirsin. O sadece ilgimi çekti. Doğru tespit. Altına imza atarım. Ama benim işte hani çeliştiğim noktayı seninle paylaştım. Anladım. Doğru. Tabii, bu noktada çelişiyorum. Hani İsmail Hoca da yani şöyle bir gerçek var. Şu an bir yönetici sırtına yükü alamadığı için Cevat Ekşi dışında şu an hedef Cevat Ekşi. Bir yönetici çıkıp da sırtına o yükü alabilse bütün şey tabii İsmail Hoca da biraz hedef yani. Biraz yönelecek. Şu aynen. An bir Cevat Ekşi var. Bir İsmail Ertekin var. Aynen, futbolcular öyle. Dışında camiye görev dağılımını demek ki doğru yapamamışlar. Görev dağılımı kesinlikle yanlış zaten. Evet. Başlar, hani bunu geçen hafta da söyledik, ondan önceki hafta da söyledik. İlk haftadan beri en büyük hani sıkıntı bir yönetici bu şey değil, mikrofonu sana uzatalım konuş durumu değil. Bir sorumluluk alacak bir şeyler hani, elin altına biraz daha fazla koyabilecek. Sürekli hani yani nasıl söyleyeyim iş yapıyormuş gibi iş yapan yöneticiler değil de birazcık daha hani bir şeyler ortaya koyan. Ben de buradayım diyebilecek hani, bir kendi. Ve de bunu tabii. Takıma da hissettirecek. Aynen, hani, tamam teknik sorumlu. İsmail Ertekin teknik sorumlu. Diğer kısımlarda futbolcularla, futbol şube sorumlusu, sportif
sorumlu, işte tesisteki sorumlu, tesis sorumlusu, nasıl söyleyeyim, işte genel kaptan, bunlar çıkıp da abi bir açıklama verecek. Bak nerede işte korkuyorlar? Hasan Özkan. İki hafta önce Tarsus maçı öncesi, Kırklareli maçı öncesi bir maç öncesinde bir açıklaması var. Kendi de futbolun içerisinde olan şeyleri bilmesi lazım. Hani kendi zaten futbolu biliyor. Orada bir iddialı açıklamalarda bulundu. İki haftadır. Çıkış maçımız, evet, şey maçımız. İki haftadır söylediklerin hepsi geri döndü. O maalesef olabilir. Bu insanlık hali. Tabii, hani biz de her hafta burada oturuyoruz. Biz zaten iyi olmasını istiyoruz, evet, kendisi. Biz de her hafta burada oturup bir şeyleri söylüyoruz, yanılıyoruz, doğru çıkıyoruz, mutlaka haklı çıkıyoruz, bu tartışılır. Tabii tabii. Orada bir yeltendi, şevki orada kırıldı. Onun dışında şu an çıkıp da camiada hedefi şaşırtacak. Mesela İsmail Hoca ilk senesinde onu yapabiliyordu. Yönetim istifa diyordu, bir ses çıkıyordu, İsmail Hoca diyordu ki gerekirse 10 kişiyle çıkar şampiyon, kesinlikle, oluruz. Aynen. Oba! Şimdi işte bir özelliğini sürekli kullanınca o artık senin farklılığını ortaya koymuyor. Bir şeyi kalmayacağız. O seni sıradanlaştırıyor. Aynen. Şu an İsmail Hoca'nın yine her cümlesi manşettik ama sıradanlaşıyor artık. İnsanlar hocam, aynen, diyor sen bir çekil. Aynen. Oynatamıyorsan öyle git. Oynatabiliyorsan yap. Aynen öyle. Bir şey söylemiştim. Herkes asli işini yapacak. Asli işini yapamayıp angara işiyle, hani bu şeye benziyor. Bazı bizim şey toplumda vardır. Adam fetvayı yapmaz, gider takvaya takılır. Yahu kardeşim önce fetvayı yap, sonra takvaya takılalım. Şimdi biz önce asli işimizi yapalım. Hoca kendi işine odaklansın, kendi işini yapsın. Yönetimdekiler de herkes kendi işini yapsın. Ya, tabii, orası, görev orası bölümü yapsın. Bildiğin, yani işte yapılanma dediğim de o zaten. Kulübün belirli birimleri olsa bütün bunlar olmayacak. Ama Türkiye'de ve özellikle Sakaryaspor'da son yıllarda hep gününü kurtarma, hep bir kişi iki kişiyle işi götürme. Yıllardır aynı. Olmuyor. Olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Yani herkes bir adamın atıyorum üzerinde 10 tane yük olursa, bununla kendi işiyle uğraşamıyorsun. Kesinlikle. Başkasının işleriyle uğraşmak zorunda kalıyorsun. Aynen. Onun için mesela ben şeye de karşıyım sevgili kardeşim. Kulübede hoca 10 takla atmaz. Yok hani. O atıyorum, hayır hayır. Yani şov yapmaz. Ha, ben onu yani da sevmiyorum. Aynen. Tamam. Hareketsiz belirli ama aradaki bir, daha önceki bir kafamızda oluşturduğu şeyi, bazı hareketler vardır. Yeri gelir. Bazı hocalar mahsustan yapar bunu. Bildiğim için söylüyorum. Ceketini çıkarır. Tamam mı? Yerlere atar. Veya hakemin üzerine gider takıma hava vermek için. Bunları bir biz yaşadık. Bak, aynen. Bu olabilir. Tamam. Çünkü niye? Oyun içinde senin, ben her zaman söylüyorum, liderin yok kardeşim. Muhammed işte tamam oyun kurucun veya Muhammed'in gelme sebebi de hem tecrübesi hem takıma abilik yapsın. Ama şu an aynen becerili olamaz. Öyle bir lider doğulur. Sonradan olunmaz. Abi şu an yani takımın lidere ihtiyacı da yok. Lütfen hani ben oyun liderinden bahsettim. Oyun lideri. Yani Oğuz artık ne yapsın? Tabii canım Oğuz. Tabii yani harbiden bak, silahı ver ateş etsin. Abi, bırak 11 kişi de vurur. 5 maçın, abi, 5 maçın da kahramanı, yıldızı Oğuz'sa Oğuz'a diyecek bir lafımız yok zaten. Allah için. Gelen bir yorum var. İyi sıkı bir takipçimiz Ertaç Bey yazmış. Abi az önce maç özetini izledim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Koskoca 90 dakikada kaleye Berk İsmail'in tek şutunu gördüm. Alpay nasıl sağ bek başlar? Abdülaziz, Hasan Bilal, Sakaryaspor'un kanatı bunlar mı? PTT 1. liginde çok rahat oynayan Mehmet Boztepe neden yedek kulübesinde? Her hafta değişik bir 11 ile çıkıyoruz. Bu da bizim hala takım olmadığımızın en iyi göstergesi. Bu lige koşan futbolcu lazım. Neden Caner'le Azat Filiz ilk 11 denenmiyor? Umarım en kısa zamanda toparlarız. İyi yayınlar demiş. Ben madde madde kendimce söylemek istiyorum. Hani Berk İsmail konusundaki hani tek şut konusundaki yorumu kesinlikle doğru. Alpay nasıl sağ bek? Alpay şu an değiştirme bir sağ bek. Alpay şu an orada oynamak zorunda olduğu için orada oynuyor. Abdülaziz, Hasan Bilal, Sakaryaspor'un kanatları aslında ama formsuzlar. Bu da sezon başından beri, ilk haftalardan beri gördüğümüz. Hasan Bilal'in bu noktada son iki maçtır bir ayrı kefeye konulması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet Boztepe niye yedek? Çünkü Mehmet Boztepe de son 4 maçtır inanılmaz kötü. Yani bırakın Sakaryaspor'da oynamayı, altyapıda oynayamaz durumda. Bu konuda da hak veriyorum aslında. Yorumu okumamdaki en büyük etkenlerden biri bu. Caner'le Azat Filiz neden 11 denemiyor? Bu ligin topçusu şeyi vardır ya demeci. Aynen.
tam olarak bu. Ki Azat geçen sezon özellikle geldiği dönemden beri biliyor. Taraftarın en çok sevdiği, en azından yani beğendiği mücadele sırasıyla isimlerden birisiydi. Diğer şey olarak da geçen hafta biliyorsun Oğuzhan'la çağrı yapmış. Hatta biz demiştik aslında Oğuzhan çağrı değil de Oğuzhan'la Caner Kilis'ini görmek lazım diye düşünmüştük. Aslında o konuda ben de katılıyorum yani. Ha, Azat Filiz konusunda bilmiyorum. Belki ilk 11 olabilir mi şu anki kadrodaki isimlere bakıldığında ama yani orta sahada ben hala söylüyorum. Daha önceki söylediğim gibi Oğuzhan Kayar'la Çağrı değil de Oğuzhan Kayar'la Caner ikilisinin bence olması yani tabii görmek lazım. Ben artık Çağrı'nın bir kızağa çekilmesi gerektiğini İşte aynen. Bir de o da var. Nasıl o Mehmet bir bozuk çekilmesi? Bu arada Fatih Nuri de bayağı... Nuri şöyle saymıyorum abi. Ya. Saymam dedim yani Nuri tabii eğer hazır olursa mutlaka ilk 11'de oynayabilecek kapasite de bu yetenekli bir oyuncu ama şimdi onun tam olarak ne zaman hazır olamayacağını tam kesemedim. Hazır dediler ama bilmiyorum tabii. Yani riske edilmek istenmedi ama yine yani şöyle düşünelim. Pazarspor maçına sahaya çıksa bile 90 dakika değil de 30 dakika tabii, olacağını aynen. düşünelim. Yoksa tabii Nuri Fatih Aydın normal hazır. Sağlıklı bir Nuri. Sağlıklı bir Nuri tabii. Demek ki Azat ve mesela Fatih Nuri ilaç olma şansı yüksek oyuncular. Tabii kesinlikle. Var. Aynen. Yani ben yine söylüyorum. Tabii ben sürekli antrenmana gidip takip eden adam değilim. Ama orada o futbolcularla yatıp kalkan her zaman söylediğim teknik adam. Yani, teknik tabii. adam da bunu deneme yanılmayla yapmayacak. Antrenmanda görecek. Kendi de biliyordur öncesini sonrasını. Mutlaka. Yine söylüyorum ben antrenman futbolcularını tutmam. Ben her zaman söylerim. Milli takım futbolcusu farklıdır. Benim gözümde olarak söylüyorum. Antrenmandaki nedir? Batuhan Karadeniz antrenmana çıkmıyordu. Buraya geleceğiz. Yani aynı şeyi söylüyorum. Bak Batuhan Karadeniz'in standart bir haftasını söylüyorum Sakaryaspor'da. Pazar günü maç var bizim. Pazar günü bitti. Pazartesi takım izinli. Salı çarşamba Batuhan'ın kesinlikle özel bir işi ya da sakatlığı olur. Perşembe belki gelir, belki biri rahatsızdır. Gelmez. Cuma, cumartesi oynar. İşte antrenmanda gösterir. Pazar günü maçta ya sonradan girer golünü atar. Çoğu zaman da sonradan girer ya da atar. Aynen. 11'de çıkar golünü atar çıkar. Mutlaka. Yani böyle bir futbolcuyu aldıysan ona göre hareket edip ona göre yapman lazım. Yeri geliyorsa atıyorum Sergen gibi antrenmana geç gelir yani çıkar işi bitiriyorsa ona göre yapacaksın. Yapacak bir şey yok. Ya da otur oyuncuyla çalışmayacaksın kardeşim. Ya, tabii. Evet yavaşça toplayalım. Çarşamba günü Pazarspor'la oynayacağız. Mesut sana sözü vereyim. Sonra Mustafa abiden sonra da kapanışa geçeceğim. 4 haftadır temenni temenni şey yapıyoruz değil. Da. Artık ne öngörüyorsun? Ya şimdi rakibi fazla bilmiyoruz açıkçası yani izlemediğimiz bir takım olduğu için tam anlamıyla şöyle bir takımdır, şöyle şu yanlara iyidir, kötüdür diye bir şey diyemeyiz belki ama Sakaryaspor için deminden beri söylediğimiz gibi zaten bu saatten sonra mağlubiyeti geçtim. Olası beraberliğe bile ne hocanın, ne futbolcuların, ne yönetimin taraftarı zaten sabrı kalmadı. Bir şansımız yok. Zaten biz dediğim gibi şu ana kadar belki ligin önemli bir kısmında aslında en başta söylediğim gibi kaybedebileceğimiz, muhtemel cepten yiyebileceğimiz puanların hepsini zaten yeteri kadar kaybettik. 5 haftada da kötü oynuyoruz. İyi değiliz. Bunu da açıkça söylemek lazım. Hoca da farkında zaten. Yani ben her zaman söylediğim bir şey var. Kötü oynamak sıkıntı değil. Kötü oynayabilirsin ya da formsuz önemli olabilir takım olarak, futbolcu olarak. Ama Sakaryaspor'un ya da bu kadronun özellikle kötü oynamayı da geçti. Mücadele etmemek gibi bir şansı yok. Yani bu saatten sonra sahada artık futbolcuların da demin söylediğim gibi birilerinin onlara bazı şeyleri söyleyip güzel bir tabiri caizse kulaklarını çınlatması gerekiyor. Takımın topçuların da artık hangi takımda oynadığının, hangi formaya gittiğinin biraz daha farkında olmalarını, sahaya da en azından bunu yansıtmalarını bekliyorum ben açıkçası. Eğer bunu zaten yapabilirsek, mücadelemizi bir tık üstte değil artık, 3-4 tık daha üstte alıp istediğimiz seviyeye getirebilirsek, sadece Pazarspor değil, bu ligde aslında birçok takımı yenebilecek kapasitede ve kadroda bir takımız. Artık temel olarak sadece onu söyleyebilirim. İnşallah bu sefer Pazarspor maçı bari bizim çıkış maçımız olsun. Takımdan benim beklediğim mücadelemizi sahaya formanın hakkını veren bir Sakaryaspor izlemek. İsmail Hoca'nın da herhalde bu mağlubiyetten sonra takıma tabi aynı zamanda yönetiminde gerekli ultimatomları vereceğini o şekilde takıma bazı şeyleri aktaracağını düşünüyorum. Futbolcular da umarım bazı şeyleri düzeltmek için çok da fazla geç kalmazlar. Çünkü bizim artık Mustafa abinin dediği gibi kaybedecek ne zamanımız kaldı, kaybedecek ne puanımız kaldı. İpin ucunu tam anlamıyla kaçırmadan, daha fazla ipin ucunu elimizden kaybetmeden bir yerden tutmamız, bir yerden yakalamamız lazım. O maç umarım Pazarspor maçı olur. Şimdi bir görüntü geldi. Hazır mıdır arkadaşlar? Serdar Bey. Bir oynatalım isterseniz. Sakaryaspor'un Van maçı dönüşü. Bu değil.
günler göreceğiz güneşli günler. Motorları mobilliklere süreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Adam beyler beyler. Çağlar ve gönül çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları mobilliklere süreceğiz. Şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz. Bu futbolcular mı yoksa? Değil. Futbolcular mı, taraftarlar mı? Taraftar. Taraftarlar. Taraftarlar. Yani bir oraya giden bir hani, grup vardır. Yok dedim hani takımın şeyi mükemmel aslında dedim de. Dönüş uçağında umut türküsü şeklinde. Taraftarın beklentisi zaten dediğim gibi yani insanların artık şeyi de kalmadı, sabrı da kalmadı. Sabırdan kastım sadece bu sezon şu ana kadarki sonuçları için değil. Yani bizim şampiyonluğu şimdiye kadar aslında çoktan elde etmemiz lazımdı. Üç tür direkten dönüyoruz. Bu sene bu kadar yapılan yatırım öyle ya da böyle belki taraftarın bir kısmı belki şeye bakıyor ama sonuçta büyükşehir olsun, siyasiler olsun sahip çıkıyor. Taraftarın desteğini zaten söylemeye gerek yok. Bunca şeyden sonra da bu kadar beklentiden sonra da artık Sakaryaspor'un da biliyorsunuz sosyal medya paylaşımlarında da sürekli kullandığı bir kelime var yolun sonu şampiyonluk tarzında. Artık umutlarımız tabii ki her zaman daim her zaman devam ediyor. Sakaryaspor'la her zaman güvenmeye devam edeceğiz ama dediğim gibi işin ipin ucunu çok da fazla kaçırmadan bir an önce silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Artık iç saha maçıyla beraber, Pazarspor maçıyla beraber inşallah bunu başarabilirsek ve ilerleyen süreçte taraftarda tribüne en azından belli kapasitede de olsa dönmeye başladığında, taraftarla takımda bütünleşmeye başladığı zaman daha güzel şeyler inşallah olacaktır adımıza. Evet. Bu Van muhalefeti hepimize büyük bir ders olsun inşallah her anlamda. Umarım kötü gidişatı, kara bulutları artık bir an önce çok da gecikmeden, geç olmadan hep birlikte çok da fazla ayrışıp birbirimizi de çok fazla kırıp dökmeden, değil mi Mustafa abi? Çok fazla aynen, ayrı yönlere ayrılmadan, birlik beraberlik içerisinde çok aşırı karamsarlığa da kapılmadan, tabii kötü yönlerimizi ya da eksiklerimizi söylemek kaydıyla, bunun da farkında olmak kaydıyla. Umutlar biterse hayatlar biter. Aynen, buna çözüm üretmek kaydıyla bazı şeyleri hep birlikte aşacağız çünkü aşabilirsek. Umarım Pazarspor maçıyla beraber çarşamba günü bazı şeyleri belki yine çok müthiş bir değişim hemen olmayabilir bu kısa süreçte ama umudu sahada da inşallah görmeyi temenni ediyorum. Yani yolun sonu şampiyonluk dedin. Ondan sonra da son haftalarda kullanılan yolun sonu yılların hasreti. Aynen. Yolun sonu yılların hasreti. Kesinlikle. Evet, bu da yeni sezon sloganımız oldu. Senden de çok kısa bir pazar. Önce şampiyonluk hasretinden önce kendi sahasında Sakaryaspor galibiyete hasretine son vermedi. Kesinlikle abi. Taraftar hasreti. Üçüncü haftamız olacak. Çünkü içeride hala 2 puanlı 2 maç bir galibiyetle tanışamadı. Pazarspor benim korkum. Pazarspor gerçi deplasmanlarda çok iyi değil ama son 2 haftada da verdiler. Son 2 haftada da biliyorsun Sakaryalı aynen çocuk inanılmazdı zaten. Resmen takım üst lige çıkartıp Rize'ye gitti. Kesinlikle. O da etkili bir kandı yani. Böldüm abi kusura bakma. Estağfurullah. Şimdi son iki maçta da galip gelen bir takım. Moral kimi yenmiş? Ya. Geçen hafta biliyorsunuz Van Spor'u yenmiş. Van Spor bizi hani biz atamadık. Onlar atamadı bize gol ama biz kendi kalemize attık. Galip gelen onlar oldu. Aynen abi. Ancak Pazarspor bu hafta da Sivas Belediyespor'u 4-2 yendi. Yani gol atıyor, gol atmaya başladı. Erken de goller attı. Gol atıyor, gol atmaya başladı. Sıkıntı bence. Tabii onlar son 2 haftanın moralisi. Sakaryaspor son 4 haftanın moralsizliği. Tam tersine aynen. Yani en onlar büyük etkeni olur. Onlar da daha bize. Aslında ben bir an önce localara seyirci alıyorlar ama ki kapalı alan bir kısmı genelde. %50'si oranında. Açık o tribünlere ki Rusya'da bile milli maçta bile %30. Ben her zaman söylüyorum basit bir iş o. Aslında bence olmalı. Bilet satışı olmadan olmuyor. Sakaryaspor taraftarsız hiç olmuyor kardeşim. Ben yine söylüyorum. Sakaryaspor gibi şehir futbolla yapıp kalkan şehir takımları, futbol şehri takımları özellikle taraftarsız oynayamıyor. Bu futbolcuların birçoğu zaten hani yaşlı ve kariyerlerinde belirli yerlere CV'leri iyi olan futbolcular Sakarya'da daha iyi oynuyor. Mesela Batuhan belki Sakarya'da başarılı olduğu kadar hiçbir yerde son yıllarda olmadı. O kiloyla, o vücutla, o antrenmansızlıkla. Bazı maçta tribünün attı zaten. Aynen. Aynı şeyi bugün burada Mehmet Boztepe'sini, Çağrısı'nı, inan bu taraflar oynatır. Buna inanıyorum. Ancak burada TFF'nin de artık taşın altına elini doğru koyup localara, şimdi millet şöyle bakardık. Parası olana mı izleme şansı veriyorsun demeye bakıyor. Halbuki gerek yok. Açık hava %30
dediğim gibi bilet satışı yasaklarsın. Tek kombine bilet. Şeyden, internetten veya tabii. işte dediğimiz gibi TC'ler, kombine bilet verirsin. Bu işler hallolur. O sözümü olmayacak bir konu değil. Yani. Ama Pazarspor'un maçı aslında kolay başlar. Bak 3 maçta 9 puan demiştik. Hatırlayın. 9 puan dediğimiz pazar maçı. Sonraki Sivas Belediye geliyor. Bir de Van maçı. Van maçıydı. E kaldı 9'un 6'sı. Yani burada da puan kaybediyorsa Sakaryaspor'un bakın devreye kadar ben bunu söyledi haftalar oldu. Ben bunu da müneccim falan değiliz. Ama görmekle bakmak arasında fark var. İşin gerçeğini konuşmak gerekirse ben yine söylüyorum. Asıl Sakaryaspor'un tabii ders alınırsa alınarak yapılanması ben yine üzerine basa basa söylediğim olay bu kulübün bir an önce yapılanarak doğru adımlarla doğru birimlerle ilerlemesi devre arasına kadar en az zararla bakın en az puan kaybıyla devre arasına kadar idare etmesi lazım. Bunu idare edemezsen puan farkı açılırsa arkadaşlar ikinci arabanın gerisi geri gelmek daha playoff bile daha playoff bile hayal olabilir. Ha ama ben bunu da söylüyorum buradan. Bunu söylerken de ben Sakaryaspor'un tabii ki şampiyonluk ilk tercihimiz. Tercihlerden biri diyelim. Ama benim en büyük tercihim Sakaryaspor'un ödemeleri artık günlü gününe yapan, özellikle yapılandırmayı bozmadan her zaman söylüyorum. Kulübün borçlarının azalması. Bu kulüp borçları, bu transfer paraları ödenmezse 16 milyon seneye kalırsa Allah yani. Göstermesin. Pazarspor değerlendirmesin. Aynen Allah yaptım. Göstermesin. Daha kötü olur. Şampiyonluktan daha beter duruma düşersin. Kesin. Çok onun teşekkür ederiz abi. Pazarspor maçında bir puanı bırak yarım puan bile kaybetmeye tahammülü yok kardeşim. Evet önemli bir hatırlatma yapalım. Bu pazartesi sizlerle birlikte olamayacağız. Maçın bugün olmasından kaynaklı olarak ve hani hepimizin burada olmasından sebep bugün gerçekleştirdik programı. Önümüzdeki hafta çarşamba günü mücadele Pazarspor'la evimizde oynayacağız. Zannediyorum ki çarşamba akşamında yine sizlerle birlikte olacağız ya da perşembe akşamında saat 8'de. Evet sevgili Spor 264 izleyenleri her hafta olduğu gibi bu hafta Sakaryaspor mücadelesini sizler için değerlendirdik. Mesut Çayır ve Mustafa Özbey bizlerle birlikteydi. Biz kendimizce yorumlarımızı yaptık. Ben de Mesut gibi son bir cümleyle nokta koyayım. Önemli olan asıl hedef Sakaryaspor'un başarılı olması. Başarısızlık hepimizin başarısızlığı. Teşekkürler, hayırlı akşamlar.